Batı Felsefeleri ve İslam Seyit Hüseyin Nasr Sesli Dünya Kanalı Seslendiren Fatih Pekal Bu makale çoğunluğu Müslüman olan bir topluluğa 1971 Kasım ayında 1. İslam Festivali sırasında Londra İslam Kültür Merkezi'nde yapılmış olan bir konuşmaya dayalıdır. Metin ilk önce Londra'da The Muslim dergisinde ve daha sonra gözden geçirilmiş olarak The Islamic Quarterly dergisinde 1973'te yayınlanmıştır. Batı Felsefeleri ve İslam Bugünlerde Batı yahut daha doğrusu çağdaş medeniyet karşısında İslam konusunu ele almak isteyenler, bu işin tabiatı gereği tefrik kılıcını ele almalı ve bir tür entelektüel put devirme ameliyesine girişmelidirler. Çağdaş uygarlık, eleştirici aklı ve yansız eleştiri gücünü geliştirmiş olmakla övüne dursun, hakikatte temel olarak bildiğimiz uygarlıklar içinde eleştiri yeteneği en az olandır. Zira kendi fiillerini ölçüp eleştirecek yansız ölçütlere sahip değildir. Çağımız medeniyeti her türlü temel reformda hüsrana uğrayan bir medeniyettir. Zira kendini ıslah ile yola çıkamamaktadır. Esasında çağdaş dünyanın kendine has özelliklerinden biri, hususen entelektüel temiz gücünün ve gerçek manasında keskin eleştiri ağzının eksikliğidir. Bir halk deyimine göre şeytan keskin uç ve ağızlardan hiç haz etmez. Bu deyim günümüzü doğrudan ilgilendiren derin bir gerçeği dile getirmektedir. Mekan tanımayan şeytan, erişebildiği bütün keskin uç ve ağızları körelterek kesin ayrımların yok olmasını çalışmaktadır. Vazıh öğretiler aşınmaya uğramakta ve tanımlardaki keskinlik giderek kaybolmaktadır. Giderek hak ve batıl birbiriyle daha çok iç içe girmekte, her şeyi renksizleştiren ve muğlaklaştıran bu köreltme süreci sonunda Allah'ın insana en değerli hediyesi olan ibadet usulleri ve kelamda açıklığını ve keskinliğini kaybetmektedir. Onun için çağdaş dünyanın İslam karşısındaki tavrını müzakere etmek için netice olarak şehadet kelamına dayalı olan entelektüel temize şiddetle müracaat gereklidir. O şehadet lafzı ki Arapça yazıldığında ilk harfi bir kılıç resmidir. İşte o kılıç yeni cahiliye devrinin birçok müslümanın da aslını araştırmaksızın teslim oldukları sahte ilahlarını devirmekte kullanılmalıdır. Modernize olmuş Müslümanların kafasını dolduran bütün yalancı batıl fikir ve izinler onunla sökülüp atılmalıdır. Müslümanın ruhu şekilsiz bir pelteden ilahi nur altında ışıl ışıl parıldayan bir kristale dönüştürülmelidir. Zira kristallerin ışıltılı olmasının sebebi de keskin kenarlardır. Bugünkü durumda maddeyi aşkın ve dine dayalı herhangi bir tarzda çağdaş dünyayı eleştirmenin bir hayır işi ve de İslam'ın ana erdemlerinden biri olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin yalnızca edebin en âlisine sahip olmayıp aynı zamanda hakikati en açık ve dolambaçsız yoldan dile getirdiği de hatırlanmalıdır. Hayatı boyunca zaman zaman tavizsiz olduğu anlar olmuş ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asla edep yerini bulsun diye hakikati tebliğden vazgeçmemiştir. İslam kimseye edep adına iki kere ikinin beş ettiğini kabul etmek gerektiğini telkin etmemiştir ve esasen edep her hal ve şartta gerçeğin algılanışına ve ifade edilişine tamlayıcı olmuştur. Bir defasında Kuzey Afrika'nın önde gelen dini şahsiyetlerinden biri şöyle dedi. Edep nedir bilir misiniz? Edep, kesilen yol acımasın diye kılıcın ağzını bilemektir. Batıyı ve onun İslam'a itirazını ele alırken Müslümanların ihtiyaç duydukları tavır budur. Gerçek bizden yalnız canlarımızı istemez. Bizden başkalarına hitabımızı ve gerçeği ifade ve izah etmemizi isteme hakkında taşır. Bugün kılı kırk yarar derecede eleştirel davranmamız gerekiyorsa sebebi bu tür davranışın az bulunur ve aranır olmasıdır. Günümüzde İslam dünyasında ademiyeti hissedilen şey dünyamızda olup biten her şeyin tam anlamıyla incelenmesi ve özenli bir şekilde eleştirilmesidir. Böyle bir eleştiri biçimi olmaksızın Batı'nın karşısına çıkma sorununda ciddi adımlar atılmış olamaz. Müslümanların bağdaştırma, uzlaştırma diye başladıkları sözler eğer söz konusu bağ bir başka vahiye dayalı dünya görüşüne uzanmıyorsa kesinlikle anlamsızdır. İslam'ı batı sosyalizmi, Marksizmi, egzistansiyalizmi, evrim teorisi ya da bu tür şeylerle bağdaştırma çabaları baştan yanlıştır. Çünkü bir defa söz konusu sistem yahut izm İslami ölçütler ışığında tam bir eleştiriye tabi tutulmadan işe girişilmektedir. İkinci olarak da bunlar İslam'ın bilinçsiz şekilde İslam'ın yerine layık gördükleri bir ismi tamamlayıcı sıfat olamayacak tam bir sistem ve perspektif olarak değil de şu ya da bu çağdaş görüş ile bütünlenecek bir kısmi görüş olarak fehmetmektedirler. Bir gün İslam sosyalizminin, ertesi gün liberalizm yahut bir başka batı izminin moda oluşu da böyle bir yaklaşımın tuhaflık ve sığlığının kanıtıdır. İslam'ı bütününden kavrayan birisi onun asla bir başka ve değişmeyen düşünce sistemi karşısında sadece bir kusur giderici yahut gerektiğinde bir başvuru aracı sayılmasına razı olmayacağını bilir. Batı'nın mevsimlerin değişmesi gibi her an ortaya attığı çeşitli moda düşünüş tarzları karşısında modernize olmuş Müslümanların kendini savunur görülen tavırları kendilerinde eleştiri yatkınlığının ve basiretin eksikliğiyle yakından ilgilidir. Genellikle sırıtan kusurlar ve eleştirilmesi kolay olan şeyler eleştirilmektedir. Fakat zamanımızın temel yanlış kabullerinin karşısına dikilip bunları eleştirecek cesareti çok az kimse göstermektedir. Eski medrese binalarında yaşama şartlarının genel sağlığa aykırı olduğunu söylemek kolaydır da çağdaş eğitim kurumlarında öğretilen şeylerin öğrenci ruhuna verdiği zararın eski medrese binasının öğrenci bedenine verdiği zarardan çok daha öldürücü olduğunu savunmak ve bunda diretmek zor iştir. Bugün İslam dünyasında Batı ile yüzleşecek, onu eleştirecek ruh ve zeka kılıcı ile Batı'nın İslam karşısına diktiği duvarları temelinden yıkacak çok az sayıda insan vardır. Bugün durum bu fakat böyle sürmesi de beklenemez. İslam vahyindeki ebedi hakikatler açısından çağdaş dünyanın tarafsız bir eleştirisini yapacak yetenekle yeni bir aydın, seçkin tabakanın İslam dünyasında ortaya çıkmaması için mantıki bir sebep yoktur. Bugün İslam dünyasında dini, entelektüel ve felsefi sorunlarla ilgilenen başlıca iki sınıf insan vardır sufiler dahil ulema ve diğer dini otoriteler ile modernistler. Üçüncü bir grubun yani ulema gibi gelenekçi olan fakat çağdaş dünyayı da tanıyan bir grubun ortaya çıkışı ise hayli yenidir. Ne var ki bu üçüncü grup sayıca çok küçüktür. Ulema ve diğer gelenekçi dini otoriteler çağdaş dünya bu dünyanın sorunları ve ayrıntıları konusunda derin bir bilgiye sahip değildirler. Fakat İslam düşüncesinin hafızı ve muhafızıdırlar. Onlar olmadan bu düşünce kolay kolay yaşayamaz. Modernistler onları genellikle Avrupa felsefesi, tabiat bilimi ya da çağdaş ekonomi biliminin giriftikleri konusunda bilgisiz olmakla suçlarlar. Ama modernistlerin hazır suçlamaları olan bu eleştiri çoğunlukla geçersiz kalmaktadır. Geçtiğimiz yüzyılda İslam dünyasında mal varlığını elinde bulunduranlar, medresenin bu yönde yani ulemanın çağdaş dünya karşısında bozulmaksızın yeterli bir bilgiye sahip olmalarını sağlayacak şekilde gelişmesine pek müsaade etmediler. Medrese tedrisatını değiştirme yönündeki bazı teşebbüslerde ise asıl niyet programı öğrencilerin çağdaş dünyayı İslam ışığında görmelerini sağlayacak şekilde genişletmek değil, geleneksel eğitimi geri dönülmez bir biçimde bozarak ondan bütünüyle kurtulmaktı. Ayrıca gelenekçi medreseler ile çağdaş eğitim kurumları arasında köprü vazifesi görecek yapılar kurmak yolunda çok az teşebbüste bulunulmuştur her halükarda modernistler ulemayı suçlama hakkına sahip değildirler. Çünkü ulemaya bazı bilgileri elde etme şansı tanınmamıştır. Bu üç sınıftan ikincisinde karşılaştığımız kimseler ya batı üniversitelerinde ya da İslam ülkelerindeki batıyı taklit eden üniversitelerde okumuşlardır. Şimdi İslam dünyasında üniversiteler kriz içindedirler. Bir şahsiyet krizi. Zira her eğitim sistemi onu çevreleyen kültürle kopmaz bağlar organik bir bağ oluşturmuştur. Bir uçak Asya ya da Afrika'da nerede olursa olsun bir yere inince o yerin bir parçası sayılabilir. Ama bir eğitim sistemi mal ithal eder gibi ithal edilemez. İslam dünyasında çağdaş üniversitelerin batı dünyasındakinden farklı bir kriz içinde olmaları bunun kanıtıdır. Dahası bu kriz bu üniversitelerde okuyup kendilerine genellikle münevverler denilen kimseleri derinden etkilemektedir. Entelektüel terimi gibi intelligentsia terimi de son derece talihsiz bir terimdir. Çünkü atfolunduğu kişiler genellikle irfandan uzak olan kimselerdir. Kendilerine ne isim verilirse verilsin, batı yaklaşımlı üniversitelerin ürünü olan bu kimselerin çoğu ortak bir özelliği paylaşırlar. Ki bu batıdan olan her şeye karşı bir muhabbet ve İslami olan her şeye karşı yabancılaşmaktır. Modernize olmuş Müslümanların çağdaş putperestlik psikozu altındaki modernist Hindular, Budistler ve diğer doğulularca da paylaşılan bu aşağılık kompleksi İslam aleminin en büyük hastalığıdır tam da batının karşısında duracak grubu etkilemektedir. O yüzden İslam Batı karşılaşması çağdaş üniversite eğitiminin ve son yüzyılda bu konuda yazılan çoğu savunma olan eserlerin kaynağını teşkil eden zihniyet kavranmadıkça ele alınamaz. Dipnot Ancak Batı toplumunda son 20 yılda görülen bunalım bazı genç Müslümanlar için cazibesini yitirmiş ve bu durumu entelektüel seviyede gören bu insanlar Batı'yı eleştirme yoluna bile girmişlerdi. Yalnız bunlar içinde de konuyu tam anlamıyla İslami açıdan ele alanların sayısı hayli düşüktür. Meryem Cemile'nin çeşitli eserlerinde gerek bu tema gerek İslam ile Batı medeniyetinin karşı karşıya gelişi konusunda kıymetli düşünceler mevcuttur. Bakınız Batı karşısında İslam, Lahor 1968 Modernize olmuş ulemanın birkaçı da bu kategoride düşünülmelidir. Bakınız W.C. Smith, Çağımızda İslam 1957 Mısır'da savunma eserlerinin üslup ve yaklaşımı bu eserde tahlil edilmektedir. Dipnot sonu Bu savunma niteliğindeki modern yaklaşım, batıya kulluk edercesine bugün batıda revaçta olan şeylerin İslam'ın cüzleri olduğunu göstermenin yollarını araştırmakta, bir türlü batıda karşılığını bulamadıkları başka ögeleri ise önemsiz hatta İslam dışı sonraki türemeler diye niteleyerek bir kenara atmaktadır. Dipnot Burada Selefiye'ninkine benzer temelci pürütanik hareketler ile modernist eğilimler buluşmaktadır. Dipnot sonu İbadetin genel sağlığı olan katkısı yahut İslam mesajının eşitlik üzerine bina edilmiş olduğu konusunda bir yığın laf edilmiştir. Vahyin bütünü içinde bakıldığında doğru olduğu için değil, temizlik ve eşitliğinde batıda kabul görmüş olmasındandır. Hiç olmazsa hippilerden önce. Bu tür bariz ve kolay müdafaa edilir. Özellikle üzerinde durarak savunucular batının güvendiği tüm silahlardan uzak durmuşlardır. O silahlar ki İslam'ın kalbine doğrultulmuştur ve düşmana tüm yaranma çabaları da onların istikametini değiştiremez. Ameliyat gerektiği zaman hastalıklı bölgeyi çıkarıp atmak için neştere ihtiyaç vardır. Batıl gerçeği tehdit ettiği zaman da hiçbir şey eleştiri ve temiz kalıcının yerini tutamaz. Batıl ile barışarak, dostu gibi davranarak onun olumsuz etkisinden kurtulmak mümkün değildir. Felsefi ve entelektüel konulara girdiğimizde savunma girişimleri daha da bir acıklı hale almaktadır. Bunlar çoğu bu yüzyıl başında Mısır'da yahut Hint Yarımadası'nda yazılmış eserlerdir ve Kraliçe Victoria İngiltere'sinde aynı devrin Fransa'sında din ile bilim arasındaki tartışmaları gayretle gündeme getirmektedir. İnsan bunlardan birkaç tane okuyunca güya batının karşısında dikilecek bu eserlerin Özellikle aradan geçen bunca zaman sonra ne kadar zayıf kaldıklarını görüyor. Tabi bu eserlerin kaleme alındığı zamanda geleneksel otoritelerin sesi gür bir şekilde duyulabilmekteydi. Bunlar İslam vahyenin değişmez ilkelerine yaslanarak sorunun içerdiği daha girift ve gizli felsefi bilimsel fikirlerden haberdar olmasalar da batının meydan okuyuşuna dini düzeyde cevap verme gayreti içindeydiler. Ama işte bu ses gerçi tam olarak ortadan silinmedi ama zamanla azaldı. Diğeri Modernistlerin sesi ise giderek daha da gürleşti ve yayıldı. Bu olay bugün mevcut olan garip durum doğurdu. Bugün tüm dünyada eğitim görmüş kişiler arasında batı uygarlarının en ateşli savunucuları batılılaşmış doğululardır. Oxford ve Harvard'ın en akıllı öğrencilerinin batıya güveni o denli sarsılmışken, bir zaman modernizm mihrabında her şeyi kurban etmiş olan modernist doğullar şimdi putlarının çökmesi ihtimali karşısında yine de ona bel bağlamaktadırlar bütün güçleriyle tutunuyorlar ona. Modernize olmuş Müslümanlar özellikle bunların aşırıları için İslam batının dikte ettiği şey olmuştur. Eğer moda evrim teorisi ise İslam evrimcidir. Eğer günün modası sosyalizm ise İslam'ın gerçek öğretileri sosyalizme dayalıdır. Bu zihniyeti ve onun ürünü olan eserleri bilenler bu uysal, köle ve pasif tutumun bilincindedirler. Hukukta bile kaç kez başa bir bismillah ve sona bir bihinestayin eklenerek tamamıyla İslam dışı hatta İslam'a karşıt akidelerin benimsendiği olmuştur. İşte şimdi birdenbire batıya benzemek için ruhunu satmaya hazır olan bu grup, gözlerinin önünde inanılmaz bir manzara batı uygarlığının sarılışını görüyor. Böyleleri için kim bilir bu manzara ne kadar dokunaklıdır. Onun için bunlar bütün karşı delillere rağmen batılı değerler sistemini gayretle savunur ve çağdaş dünyayı eleştiren batılılara da fevkalade kim bağlarlar. Belki çağdaş medeniyetin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kendini belli eden bu açık çöküntüsü Asya geleneklerinin henüz hayli vakir olduğu 1. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkmış olsaydı bu geleneksel uygarlıkları daha büyük oranda muhafaza etmek kabil olurdu. Ama ne diyelim, kader insanlık için başka bir yol tayin etmiş. Yine de yapılabilecek hayli şey vardır.'' İran atasözünün dediği gibi otun kökü sudaysa olur ki yeşerir. Geleneksel ilkelere bağlı hakiki faaliyet düzleminde olumlu bir şey yapmak imkanı her zaman vardır ve buna merkezi bir faaliyet yani hakikatin ikrarı ve ona göre davranılması da dahildir. Dipnot Bakınız F. Schoen Hakikatsız eylem olmaz Studies in Comparative Religion 1969 Dipnot sonu İman varken ümitsizlik olamaz. Bugün bile şayet İslam aleminde hem gelenekçi hem de çağdaş dünya ile tam rabıta halinde gerçek bir aydın tabaka, intelijensiye oluşturulabilirse, batının duvarları yıkılabilir ve İslam düşüncesinin özü felçten korunabilir. Kurtarılabilecek nedenli çok şeyin olduğunu anlamak için Müslümanların pek büyük bir çoğunluğu için İslam kültürünün hala canlı olduğunu kendilerinin de o kültür içinde nefes aldıklarını, yaşadıklarını ve öldüklerini hatırlatmak yeter. Endonezya'dan Fas'a kadar büyük çoğunluk için İslam kültürü dünkü değil bugünkü şeydir. Onu geçmişin bir vakası kabul edenler o gelenek içinde yaşamayı terk etmiş, son derece küçük ama ses sahibi bir azınlıktır ki kendileri merkezi gözden kaybetmişlerdir de bütün İslam camiasının delalete düştüğünü sanmaktadırlar. Ancak işin kötüsü şudur ki bugün İslam'ı geçmişe ait bir şey kabul edenler, İslam dünyasında yayın organlarını ellerinde tutmakta ve o nedenle insanların kafaları ve ruhları üzerinde sayıları ile orantılı olmayan bir etki yapmaktadırlar. Çoğu yerlerde radyo, televizyon ve dergi gibi vasıtaları ellerinde bulunduranlar, İslam kültürünün geçmişe ait bir şey olduğunu sandıkları bir dünyada yaşamaktadırlar. Zira batı onların öylesine aklını çelmiştir ki, sorunlara başka türlü bakmak, onlara hiçbir şey ifade etmemektedir. İşin garibi İslam dünyasındaki bu batılılaşmış azınlık tam da batının şamandırasından koptuğu ve ne yaptığını nereye gittiğini bilmediği zamanda üstünlüğü ele geçirmiştir basit bir İran yahut Arap köylüsünü Orta Doğu'nun büyük hava alanlarından birine götürürseniz sadece kıyafetlere bakması ve rahibe elbisesinden üzerinde hiçbir şey olmamacasına giyinenlere kadar varan çeşniyi görmesi bile onda batı uygarlığının ürünleri arasında bir aynı özdenliğin yahut ahengin olmadığı izlenimini yaratmaya yetecektir. Fakat gözlemin bu kadarı bile başka şekilde olmasa da dilekleriyle batının yanında olan ve bin gayret ile taklit etmeye çalıştığı medeniyetin taşıdığı bariz çelişkileri görmemeye çalışan batılılaşmış Müslümanın gözünden kaçacaktır. Tabii şu son 30 yılda durum bir miktar değişmiştir. İki dünya savaşı arasında Avrupa'ya giden Müslümanlar sen yahut Temz nehri kenarındaki ağaçları tuba ağacı bu nehirleri de cennetin ırmakları sandılar bilerek ya da bilmeyerek bu modernize Müslüman neslin çoğunluğu cennet ve cennetin niteliği konusundaki tüm anlayışlarını batı medeniyetine yamadılar. Ama bugün tepkilerde bu benzeşme ve batının ilah olarak körü körüne kabulüne artık rastlanmıyor. Batının son 30 yılda iyice pazara çıkan iç çelişkileri bu tür tutuma pek mahal bırakmıyor. Bugünkü modernize Müslüman nesil, kendilerinden evvel batıyı görmüş olan babaları ve amcaları kadar emin değildirler batı uygarlığının mutlaklığından. Bu bile eğer modernizmin pozitif ve yansız değerlendirmesinde siftah teşkil edecekse olumlu bir gelişme olabilir. Ne var ki şu ana kadar sadece modernize Müslümanların kafalarının daha da karışmasına hizmet etmiş bulunuyor. Çok az yerde meseleyi kavramış ve batıyı körü körüne taklitten vazgeçmiş bir avuç Müslüman bilim adamının ortaya çıkmasına yaradı. Ana sorun yani İslam kültürünün mehazları üstüne oturmuş derin bir bilginin ademiyeti hala varlığını sürdürmekte. İslam dünyasında halen batıda şarkiyatçıların batı için 18. yüzyıldan beri ifa etmekte oldukları görevin olumlu cephesini İslam için ifa edecek kıt sayıda garbiyatçı, oksidentalist var. Dipnot Müslüman garbiyatçılarının, oksidentalistlerin, şarkiyatçıların, oryantalistlerin ön yargı ve sınırlamalarını taklide çalışmalarını değil, en iyi oryantalistlerin, batı görüşü içinde de olsa doğuyu bildikleri gibi batıyı İslam perspektifinde tanımalarını kastediyoruz. Tabi çağdaş batının gelenekçi olmayan bakış zaviyesi doğunun dini ve metafizik cephelerini kavramakta yeterli olmamıştır. Ama bu tartışmamızın dışındadır. Dipnot sonu Batıya duydukları güvenin sarsılmasına rağmen batı ile olan ilişkilerde Müslümanlar halen gerek fikir gerek maddi bakımından alışverişin alış tarafındadırlar. Kendi fikri geleneklerine itimat duymayan modernize Müslümanlar sanki batının üstüne yazacağı yazıyı bekleyen boş yazı tahtası gibidirler. Dahası Müslüman dünyanın her kesiti ilişkide bulunduğu batı kesimine göre değişik mevkureler edinmektedir. Örneğin sosyoloji ve felsefe sahasında son yüzyılda Hindistan ve Pakistan İngiliz okullarını, İran ise Fransız okullarını izlemiştir. Tipnot Bakınız Seyit Hüseyin Nasır İslami Araştırmalar Beyrut 1967 8. Bölüm Dipnot Sonu Fakat değişmeyen şey modernize çevrelerin oturup geleni benimsememeleridir. Bugün pozitivizm ise yarın yapısalcılıktır. Yayıncının notu Pozitivizm, gözlemlenirlik ve ölçümlenirlik üzerine bina edilmiş bir inanış ve faaliyettir. Yapısalcılık ise yapı-işlev ilgilerinin araştırılması ile meşguldür. Bunların din ve bilim, ruh ve beden gibi ikilemler ile ilgisi kolaylıkla görülebilir. Yayıncı notunun sonu Hiç kimse de kalkıp rüzgarın getirdiği bu fikirleri temizle yarayacak gerçek anlamda İslami ve aktif bir fikri tavır takımıyor. Durum aynen moda konusunda olduğu gibi, yani birçok İslam ülkesinde kadınların hık demeden batılı birkaç moda otoritesinin tayin ettiği modele göre biçilmiş elbiselere satın almaları gibidir ne giyim ne de düşünce ve sanatta modernize Müslümanların kaynaklarda karar mevkilerinde oynadıkları bir rol bulunmamaktadır. Tabi batı insanlarının da birbiri peşine batıyı etkisi altına alan hareketlerin kökenlerinden haberdar olmadıkları ve 20 yıl önce kimsenin gün gelip hippi hareketi gibi bir hareketin batıda bu denli tutunabileceğini kestiremediği de bir hakikattir. Ne var ki modernize Müslümanlar akımların daha da uzanındadırlar. Zira bunlar yalnızca kökenlerden değil, bu tür hareketlerin kuluçka devresi ve irileşme evresinden de bir haberdirler ve hareket sahnenin ortasında yerini alınca soruna egemen olmaktadırlar. O zaman da onları ya bir hayret almakta ya da körü körüne teslim olmaktadırlar. Çevre kirlenmesi sorunu bu vakanın mükemmel bir örneğidir. Müslümanların böyle bir sorunun varlığından haberdar olmaları için Batı nüfusunun büyük bir bölümünün bu sorunu ana ilgi konusu yapmaları gerekmiştir. Bugün bile İslam dünyasında acaba kaç kişi bu kritik sorunu İslam'ın doğaya ilişkin zengin geleneği ışığında düşünmektedir? O gelenek ki ilgilenen olsa bu krizin atlatılması için gerekli çözümü de temin edebilir. Dipnot. Bakınız Seyit Hüseyin Nasr, İnsan ve Doğa, Londra, 1968, sayfa 93'ten itibaren. Dipnot sonu. Batı'nın İslam karşısına diktiği duvarları daha somut bir tarzda ele alabilmek için günümüz çağdaş dünyasında geçer akça olan ve İslam dünyasında kültürel ve hatta dini yaşama etkilemiş olan izmlerden bazılarını örnek alarak ele almak gerekir. Marksizm yahut daha genel ismiyle sosyalizmi ele alarak başlayalım. Dipnot İslam sosyalizmi, Arap sosyalizmi vesaire diye bugün birçok taraftar bulan sosyalizm aslında sosyal adalet yerine bulunmuş yanlış bir kavramdır birçok çevrelerde gerçek anlamı tahlil edilmeden, siyasi elverişliliği nedeniyle ya da çağdaş ve gelişmeci görünmek gibi amaçlarla benimsenmektedir. Dipnot sonu Bugün İslam dünyasının birçok bölgesinde Marksizm hakkında pek çok şey konuşulmaktadır ve bunlar doğrudan doğruya dini ilgilendirmekle birlikte iktisadi hayat ve sosyal faaliyet üzerindeki etkisi bir yana dini yaşantı üzerinde dolaylı bir etkiye sahiptir. İslam dünyasında genel olarak Marksizm yahut sosyalizmden bahis açanların kafasında çözüm aradıkları bazı toplumsal meseleler vardır. Fakat bunların pek azının Marksizm yahut teorik sosyalizm konusunda ciddi bir malumatı vardır. Çok sayıda üniversite çevresinde Marksizm'den dem vuran sayısız Müslüman öğrenciye kulak veren insan, bunların kaç tanesinin Das Kapitali yahut hatta önemli tali eserleri okumuş olabileceğini yahut saf akılcı düzlemde Marksist tavra sahip çıkacağını merak etmektedir. Marksistlik hevesi birçok genç Müslümanın İslam camiasının sorunlarına İslami açıdan bakmaktan kaçış için kullandıkları bir mazeret haline gelmiştir. Bu gençler içini bilmedikleri bir kara kutunun etiketine sarılarak kendi kendilerini pohpohlamakta, o şekilde entelektüelleştiklerine yahut hür düşünüşlü aydınlara katıldıklarına kendilerini inandırmakta, başka diyarların tamamıyla farklı sosyal kültürel konumda düşünülen sorunlara tatbik edilen hazır Marksist çözümleri izlemek yoluyla de artık İslam camiası için İslami çözümü aramak zorunda olmadıklarına inanmaya başlamaktadırlar. İşte Marksizme bu körü körüne bağlanış, onun içeriğine tahlile yanaşmayış ve onu her sızıyı dindiren bir ilaç olarak düşünüş, fasit tartışmaların zeminini oluşturmaktadır. Kabaca Marksizm adı verilen düşünüşün etkisi altında olanlar, sorunları akla yatkın ve anlamlı bir biçimde müzakere etmek yerine o düşünüş karşısında körü körüne ve muhakemesiz bir itaat takınmaktadırlar ki bu da izandan yoksun bir karşılaşmaya ve Müslüman gençlere tarifi imkansız ziyanlar getiren akli bir dumura sebep olmaktadır. Ne yazık ki bugüne dek İslam otoritelerinin diyalektik materyalizme verdikleri cevaplar geleneksel entelektüel akli bilimlerden değil de nakli yahut dini bilimlerden çıkarılmıştır. Dipnot Bunun başlıca istisnası Allame Seyyid Muhammed Hüseyin Tabatay'ın 5 ciltlik felsefe usulü adlı eseridir. Bugün İran'da geleneksel İslam felsefesinin saygıdeğer ustalarından biri olan Tabetayi'nin eseri Murtaza Mutahharri'nin şerhiyle yayınlanmıştır. Bildiğimiz kadarıyla İslami nitelik taşıyan ve diyalektik materyalizme geleneksel İslam felsefesine hususen Molla Sadri okuluna münacat ederek cevap vermeye çalışan tek eser budur. Dipnot sonu Şimdi dini mülahazalar ancak hali hazırda imanı olanlara karşı öne sürülebilir. Kur'an'ın otoritesini kabul etmeyen birinin bir kanaatini red için Kur'an'dan ayet okumanın faydası nedir? Ulemanın bu sahada vermiş olduğu eserlerin birçoğu eleştiriliyorsa sebebi sağır kulaklara laf yetiştirmeye çalışmaları ve söz konusu konumda derde derman olmayan görüşler öne sürmeleridir. Özellikle İslam geleneğinin entelektüel düzeyde çağdaş Avrupa düşünüşünden çıkabilecek her görüşe fevkalade cevap verecek yetkinlikte olduğunu düşündüğümüzde durum hayli üzücüdür. Geleneksel akıl karşısında çağdaş felsefe o kendisine tapınma tavrı içinde gökleri fethetmeye koyulacak bir kuru gürültüden başka nedir ki? Bugünün sorunları denilen pek çok sorun, yalnız sorulmuş sorulardan ve hakikatlerin ihmalinden kaynaklanmaktadır. Ve tedavisi ancak geleneksel ilim ile mümkündür. O geleneksel bilgi ki... Babil'den tutunda Orta Çağ Çin'inde ve en evrensel ve muhakkak en dallı budaklı biçimlerden biri içinde İslam'da ve İslam'ın 14 yıllık tarihi varlığı esnasında ortaya koyduğu engin entelektüel gelenek içinde mevcuttur. Marksizmin İslam için arz ettiği tehlike son zamanda bazı ülkelerde İslami kisveli ve saf gönüller için ayartıcı bir tuzak niteliğinde bir Marksizmin baş göstermesiyle birlikte artmıştır. Dinin bu sinsice ve politik amaçlı kullanımı aslında dine karşı gelen hiç olmazsa dürüst ve Kur'an'ın münafıkın adını verdiği kimselerin düşünüş ve davranışına eşittir. Bu durumda böyle sahte sentezlere fikri seviyede karşılık vermekten ve İslam'ın her bismillahla mümkün olmadığını, hiçbir yarı hakikate taviz vermeyecek bütün bir hak görüşü olduğunu açıkça kanıtlamaktan başka İslami cevap tarzı yoktur. İslam alemine Marksizm'den daha evvel girmiş ve ondan daha tehlikeli bir izm ise Darwinizm yahut genel adı ile evrim teorisidir. Ki etkisi özellikle Hint kıta parçasındaki Müslümanlar arasında görülmektedir. Bunun da sebebi İngiliz eğitiminin buradaki güçlü etkisidir. Burada birçok önde gelen Avrupalı biyoloğun evrim fikrine nasıl karşı çıktıklarını anlatacak. Bakınız, bakınız Seyit Hüseyin Nasr, İnsan ve Doğa sayfa 124'ten itibaren söz konusu görüşler belirtilmiş ve eserler tanıtılmıştır. Ayrıca bakınız G. Berthold Evrim, Bilimsel Hayalin Meyvesi, Paris 1972. Dipnot sonu. Yahut çağdaş antropologların insanın yeryüzüne ayak basmasından evvel olmuş şeyler bir yana, onun o günden bugüne bir nebze dahi evrim geçirmediğini ispat için ileri sürdükleri görüşleri dercedecek edecek zaman yoktur. Dipnot. Örneğin bakınız Leroy Gurhan, Jest ve Söz, Paris 1964. J. Servier, İnsan ve Gayb, Paris 1964 Emil Zola, Edebiyat ve Tarih, Kalıcı Değerler Tarihleşmez, Floransa 1970 Ve G. Durant, Batıda İnsanın geleneksel İmajı ve felsefenin bu İmaja yaptığı Eranus Cerbak, Zürich 1974 Strukturalist okulun kurucusu Levi Strauss gibi bilimsel bir otorite bile şunu söylüyor. İnsanın düşünme yeteneği her zaman yerinde olmuştur dipnot sonu. Ne yazık ki hemen hemen hiçbir çağdaş Müslüman mütefekkiri bu kaynaklara eğilip İslam'ın geleneksel insan anlayışını savunmada bu eserlerden istifade etmemiştir. Öğretinin Kur'an ile olan açık çelişkisini göremeyen pek çok modernize Müslüman için evrim neredeyse bir iman akidesi konumundadır. Ve esasen Darwin'in evrim teorisi metafizik olarak olanaksız ve mantıken saçma olmasına rağmen bazı çevrelerde İslam'ın bazı cepheleri ile dikkatli bir biçimde bir araya getirilmek suretiyle son derece talihsiz ve bazen de tehlikeli terkipler üretilmiştir. Kastettiğimiz yalnızca yüzyıl başındaki sığ Kur'an müfessirleri de değil, örneğin İkbal mertebesindeki bir düşünürdür ki hem Kraliçe Victoria zamanının evrim teorisinden hem de Nietzsche'deki üstün insan fikrinden etkilenmiştir. İkbal önemli bir çağdaş İslam düşünürüdür ama şahsına saygı duymakla birlikte eserleri kendisinin de çok övdüğü içtihat ışığında incelenmelidir ve putlaştırılmamalıdır. İkbal'in düşünüşünü dikkatle tetkik edecek olursak Sufizm karşısında çift tavırlı olduğunu görürüz. Rumiye hayrandır ama hafız gibi birisinden haz etmemektedir. Bunun sebebi kendisinin bir yandan Sufilerdeki yahut genel olarak İslam'daki insanı kamil fikrine diğer bir yandan da Nietzsche'deki üstün insanın nosyonuna cezbedilmesiydi ki bunlar aslında tam da birbirlerinin zıttıdırlar. İkbal ikisini birbirine benzeterek büyük bir hata yaptı. Onun bu büyük hatayı yapmasının nedeni İslam'ın birçok cephesini derinlemesine kavramış olmasına rağmen hüküm süren evrim fikrini çok fazla ciddiye almış olmasıydı. İkbal evrim teorisinin batıl yönlerini açığa vurmak yerine onun karşısında iki büklüm gerileyip onu kabul etmek ve hatta İslami öğretileri onunla izah etmek şeklinde bir temayül görülür ki bu birçok çağdaş Müslüman yazarın eğilimidir. Dipnot Ancak bir tarih eseri İslam'da henüz evrimci dinin savunuculuğunu yapanlar içinde Hinduizm ve Hristiyanlıkta Sri Avrobindo ve Teilhard ve Chardin örneği gibi etrafına çok sayıda taraftar toplamış nüfuzlu kimseler görülmemiştir. Tevhide dayalı İslami öğreti şimdiye dek bu tür sapmalara müsaade etmeyecek derecede güçlü olmuştur. Dipnot sonu Evrimci düşünüşten etkilenen Müslümanlar İslam'ın zaman anlayışını tamamıyla unutmak eğilimindedirler. Dipnot Bakınız Ebu Bekir Seracettin, İslam'da ve Hristiyanlıkta Zaman Anlayışı The Islamic Quarterly, 1954 Dipnot Sonu Kur'an'ın kıyamet hakkındaki ayetleri unutulmaktadır. Ya cehalet ya da kötü niyet yüzünden son günler ve Mehdi'nin ortaya çıkışı hakkındaki hadisler bir tarafı bırakılmaktadır. Peygamberin en hayırlı nesil olarak kendisiyle beraber olan Müslümanları sonra da kıyamete kadar derece derece düşürerek diğerlerini saydığı tek hadis bile İslami görüş açısından evrimsel gelişme ve tarih boyu ilerleme fikrini geçersiz kılmaya yeterlidir. Evrimci görüşleri İslam'a sokarak İslam'a hizmet ettiklerini sananlar aslında çok tehlikeli bir batağa saplanmakta ve İslam'ı 18. ve 19. yüzyıllarda insanın Allah'ı unutması için icat edilmiş fevkalade sinsi, sahte, batıl doktrinlerden birine teslim etmektedir. Dahası, evrim tezinin kabulü, günlük hayata izleri kolay kolay silinemeyen açık karışıklıklar getirmektedir. Eğer her şey zaman içinde daha iyiye doğru gidecekse, o zaman neden insan ihya faaliyetlerinde bulunsun? Zaten her şey kendisi giderek düzelmeyecek midir? Modernistlerin vazettiği dinamizmin kendisi evrim fikrine zıttır. Yahut bir başka açıdan şu söylenebilir. Eğer çağdaş dünyada vaaz edilen çaba, iş gücü, hareket vesaire etkili olursa o zaman insan geleceğini ve kaderini etkileyebilir. Ve eğer kaderini etkileyebilirse o zaman kaderini kötü yönde de etkileyebilir. Ve kendi kendine yürüyen bir ilerleme ve evrim teminatı yoktur. Bazı çevrelerde ve bu diğer birçok mantıki sonuçlar zayıflamış olan fikri tavır nedeniyle kenara itilmektedir. Kaldı ki biz halen evrim inanışına metafizik ve entelektüel düzeyde ciddi ve yaygın bir İslami cevap bekliyoruz. Çağdaş Müslümanlar evrimci düşünceye hemen hemen marksizme verdikleri cevabın aynını vermişlerdir. Kitaba dayalı bazı cevaplar verilmiştir. Fakat bunlar evrimci görüşün hakimiyeti nedeniyle Kur'an'a olan güvenini de yitirmiş genç Müslümanları ikna edecek cevaplar olmamıştır. Bu arada kendi ülkelerinde modası geçmiş Spencer gibi 19. asır evrimci düşünürlerinin eserleri İslam dünyasında özellikle de Hint yarımadasında hala sanki en son ispatlı bilgiymiş gibi yahut batıdaki en son düşünce okulu gibi okutulmaktadır. Bugün batıda birçok çevrede taraftarları giderek artan hareketlere bakmak bizzat biyoloji ilmindeki evrim görüşüne zıt gelişmeler ile evrim evveli insan anlayışının yeniden gündeme gelişini tetkik etmek zahmetine katlanan yok. Daha da kötüsü Müslüman entelektüel tabaka İslam kaynaklarına dayanarak iki fonksiyonu yerine getirecek bir doktrini formüle etmek yolunda çok az gayret sarf etmektedirler. Bu doktrin insan ve onun evrenli olan ilişkisi konusundaki sahih doktrindir. Ve birinci, evrimci yahut sahir insan ve evren ile ilgili teorileri değerlendirmede kullanılacak, ikinci bilimsel gerçekleri faraziyeden bilimsel delilleri yarı dini bir inanışın örtüsü altında felsefi materyalizmden ayırt edecek ışığı temin edecektir. Dipnot Bakınız Lord Northaborne İlerlemenin Geçmişine Bakış Londra 1971 M. Lings Eski İtikadlar ve Çağdaş Batıl İtikadlar Londra 1955 ve F. Schoen Eski Medeniyetler Londra 1965 Dipnot Sonu Felsefenin İslam karşısına diktiği putlardan biri de ruhun Freud ve Jung tarafından anlaşılışıdır. Çağdaş psikolojik ve psikoanalitik yaklaşım, insan niteliğinin tüm yüce öğelerini nefs seviyesine indirip, nefsi de psikolojik ve psikoanalitik yöntemlerle anlaşılır bir şey haline getirmek gayretindedir. Bugüne kadar bu düşünüş tarzı evrimci düşünüş gibi İslam alemini doğrudan etkilemiş değildir. Ve ben Freud yahut Jung taraftarı herhangi önemli Müslüman yazar tanımıyorum. Ama bu etkinin yakın zamanda artacağı kesindir. Onun için Freud okulu ve diğer çağdaş batı psikoloji ve psikolojik tedavi okullarının İslam cemiyetinden çok farklı belli bir cemiyetin yan ürünleri olduğu unutulmamalıdır. Freud'un ma teessüf Musevilikten dönmüş Viyanalı bir Yahudi olduğu hatırlanmalıdır. Freud'un bir Mesih hareketinin içinde olduğunu, karşısına bizzat Orta Avrupa Yahudi toplumunun çıktığını görünce Hristiyanlık bir yana Yahudi yaşantısına da karşı geldiğini bilen çok azdır. Freud'un öğretisini çok kişi tetkik eder ama çok az kimse onun menşeine inip tabiatını ortaya çıkarır. Dipnot. Bakınız W.N. Perry, Musa'ya Başkaldırış, Studies in Comparative Religion, 1967. F. Schuon, Psikolojik Rezalet, Studies in Comparative Religion. R. Guenon, Kemiyetin Hakimiyeti ve Zamanın Alametleri, Baltimore, 1972. Canga gelince onun etkisi Freud'inkini de bastırabilir. Çünkü daha çok geleneksel sembollerle, fakat ruhsal bir açıdan değil, psikolojik bir açıdan ilgilenmektedir. Bakınız, Burckhardt, Evren ve Çağdaş Bilim 3, Tomorrow dergisi, 1931. Aynı makale, Scienza Modernae e Saggezza Tradizionale dergisi, Torino 1968. Dipnot sonu. Son zamanda doğuda önde gelen bir sufi, sufizm ve psikanaliz konularında ikisini kıyaslayan bir dizi Fransızca makale yazdı. Kendisine saygımız baki olmakla birlikte gerçekte sufizmin mukaddemesinin taklidi niteliğindeki psikanalize karşı çok müsamahakar davrandığını söylemek zorundayız. Neyse ki Müslümanlar bugüne kadar psikanalizin derinlemesine etki alanı içine girmiş değildirler ve ona ihtiyaç hissetmemişlerdir. Bu her şeyden evvel namaz ve hac gibi dini görevlerin yerine getirilmesine bağlıdır. İslam'da yüce hac mekanı tabi ki Mekke'dir. Ancak Müslüman alemde o mahalli hatırlatan başka kutsi mahallerde bulunmaktadır. Bu tür merkezlerde erkek, kadın ve çocukların yaptığı dualar ve verilen vaazlar onların ruhlarını ilahi kereme açmakta ve marazlarını, ukdelerini gidermektedir. Bu şekilde ruhtan gelen güçten yoksun, Dolayısıyla ruha hükmetmekten ve onu denetim altında bulundurmaktan da aciz olan psikanalistin beceremeyip yüzüne gözüne bulaştırdığı bir sonuç elde edilmektedir. Ama dinsiz yahut hatta bazı durumlarda şeytani olan psikanalitik düşüncenin neticede yavaş yavaş İslam dünyasına sızması mukadderdir. Ve bu muhtemelen Batı literatürünün Arapçaya, Farsçaya, Türkçe, Urduca ve Müslümanlarca konuşulan diğer dillere çevresi yoluyla gerçekleşecektir. Bu tür çevirilerin etkisi İslam'ın tabiatına ve İslami kavrayışa zıt bir psikolojik literatür hasıl etmek olacaktır. Ve hali hazırda etmektedir de. İslam bireyci dar görüşlülüğe yani subjektivizme zıt bir dindir. İslam'ın en anlaşılır maddi simgesi olan cami, içinde her türlü bireyciliğin erimiş olduğu bir yapıdır. Hakikatin objektif bir aynasıdır. Ruhun nurunu yayan bir kristaldir. İslam'ın manevi düsturu, Müslüman'ın ruhunu bir cami gibi ilahi ışığı yansıtan bir kristale dönüştürmektir. İslam edebiyatı, Kafka'da yahut en iyisini Dostoyevski'de gördüğümüz subjektif eserlerden gerçekten çok farklıdır. Bunlar ve benzerleri Batı edebiyatının en mühim isimleri arasındadırlar. Ama diğer Batılı yazarlar gibi İslam'dan çok farklı ve ekseriye ona tamamen zıt bir bakış açıları olduğu görülmektedir. Daha eski Batılı edipler için de, Hristiyan olmalarına rağmen birçok bakımdan Müslüman yazarlara benzeyen Dante ve Göte'nin İslami perspektife en yakın yazarlar olduğu söylenebilir. Çağdaşlardan bir başka düzeyde olmak şartıyla Eliot'ı sayabiliriz. Dini bütün bir Hristiyan olan Eliot bu nedenle diğer birçok çağdaş yazarınkinden değişik ve İslam'dan uzak olmayan bir dünya görüşüne sahipti. Ancak bu yazarların tersine, objektif bir gerçek ölçüsüne sahip olmadan insanların nefslerine nüfuz etme çabası Dolayısıyla psikolojik roman İslam'ın yabancısı olan bir olaydır. Marcel Proust hiç şüphesiz Fransız dilinin ustasıydı ve Geçmiş Günler adlı eseri Fransız edebiyatını sevenler için güzel bir eserdir. Ama bu yazı türü gerçek anlamda İslami olan edebiyat için model teşkil edemez. Ne var ki işte bu tip psikolojik edebiyat şimdilerde bir takım Arap ve İranlı yazarlar için ilham kaynağı olmaya başlamaktadır. İran'ın en maruf çağdaş edibi Sadık Hidayet'in Kafka'nın derin tesiri altında kalması ve intihar ederek hayatına son vermesi ilgi çekicidir. Büyük edebi yeteneğine rağmen İslami yaşayıştan uzaklaşmıştı ve bugün İran Müslümanları kendisine karşıdırlar. Ama genellikle şimdiye kadar Müslümanların karşılaşmadıkları problemlere Batı toplumunun karşılaştığı psikolojik sorunlarla ilgilenen bu tip yazarlar genç Müslümanlar arasında moda olmakta o suretle bu gençler bu yeni hastalıklarla tanışmış hatta o hastalıklara yakalanmış olmaktadırlar. Bugün en büyük felaketlerden birisi son zamanda İslam aleminde bilerek batının aşikar hastalıklarını taklide çalışan yeni bir tip insanın ortaya çıkmış olmasıdır. Bu insanlar örneğin gerçekte bir bunalım içinde değildirler. Fakat zorla kendilerini hasta sayarlar. Aslında hiç de maneviyatları bozuk olmadığı halde azap çeken, ızdıraplı bir ruhtan çıkmış izlenimini bırakan şiirler yazıyorlar. Boş vermişliğin daha kötüsü, aslında boş vermeyen ama batı sanatındaki çöküntüyü taklit için boş vermişçesine edebiyat ve sanat üretmektir. Psikoloji ve psikanalizm etkisi ilah tanımaz bir başına buyrukluk ile birleşerek edebiyat ve sanat yoluyla İslam dünyasında yayılmakta ve İslam karşısında esaslı bir engel oluşturmaktadır. Ki bu engele ancak çoğunluğu sufizmde olan geleneksel İslami psikoloji, ruhsal tedaviye müracaat ile bir de bugün edebiyat denilen ve onun yansız bir eleştirisini yapmak üzere gerçek manada İslami edebiyat eleştirisi geliştirilerek cevap verilebilir. İslam dışı psikolojik ve felsefi batı fikirlerinin edebiyat yolu ile ne derece içimize sızmış olduğunu görmek için Orta Doğu kentlerinde, üniversitelere yakın sokaklarda şöyle bir gezinmek yeter. Yerlere serpilmiş kitaplar içinde hala geleneksel eserlere, özellikle pek tabii Kur'an'a rastlanmaktadır. Ama çoğu edebiyat adı altında olmak üzere Müslümanların kendi dillerinde konusu Marksizm'den varoluşçuluğa, hatta pornografiye kadar uzanan eserler vermiş oldukları da göze çarpmaktadır. Tabi red ve cevaplar da bulunuyor. Çünkü İslam ve maneviyat fikri hala ayaktadır. Ama Müslümanların bu tür eserler vermiş olması bile değişimin boyutunu göstermeye yeter boş vermişliğe, nihilizme gelince İslam'ın cevabı hayli güçlüdür ve modernize olmuşlar dahil Müslümanlar bunu batılılar gibi hissetmemişlerdir. Bunun nedeni şudur. Hristiyanlıkta ruh hep bir doluluk, olumluluk ifade etmiştir. Ve bunun yansımasını Hristiyan sanatında görmekteyiz. Hristiyan sanatında boşa, boşluğa, İslam ve uzak doğu sanatında gözlemlediğimiz türden ulvi bir önem verilmemiştir. Dipnot Boşluğun İslam sanatındaki yeri konusunda bakınız. T. Burkhardt, İslam sanatında boşun yeri. Studies in Comparative Religion, 1970. Seyit Hüseyin Nasr, Müslüman İran sanat ve mimarisinde boşluğun önemi. Journal of the Religional Cultural Institute, Tahran, 1972. Aynı makale, İslam sanatında ve mimarisinde boşluğun önemi adıyla The Islamic Quarterly dergisi, 1972. Dipnot sonu. Onun için Hristiyanlığa başkaldırış ile birlikte çağdaş insan boşu ancak olumsuz ve korkutucu cephesinde yaşamış, bazıları ise boşa verdiği önem yüzünden doğu öğretilerine rağbet etmişlerdir. Ruhun tezahürünün her zaman doluluk ve olumluluk çerçevesinde ele alındığı Hristiyanlığın tersine, nasıl şehadet lafzı Allah karşısında her şeyin beyhudeliğinin ifadesi olmak üzere bir olumsuzlama ile başlarsa, İslam sanatı da menfi yahut boş olandan, ulvi ve müspet bir yolda yararlanmaktadır. İslam mimarisi ve şehir plancılığındaki boşluk, bir nesnenin etrafındaki boş alan olmadığı gibi, o boşluğu o nesne belirlemez. Bu, örneğin, geleneksel çarşılarda olduğu gibi, kütlesi olan biçimlerden arta kalan menfi alandır. İnsan pazar yerine yürürken, onun orta yerindeki bir nesnenin değil, onu çevreleyen duvarın iç yüzeyinin belirlediği kesintisiz bir sahada yürür. Onun için mimari açıdan şu gün birçok Ortadoğu kentinde olmakta olan şey, örneğin batıdaki aslını taklit için bir meydanın göbeğine koskoca bir anıtın dikilmesinde olduğu gibi, İslam sanatının ilkelerinin bir kenara bırakılmasıdır. Ve bunun altında İslam mimarisinde olumsuz alanın ve boşun olumlu rolü konusundaki anlayış eksikliği yatmaktadır. Boşluk ve menfi alan, İslam'da ve İslam sanatında her zaman ulvi bir rol sahibi olmuştur. Ve işte boşluğun İslam anlayışındaki bu olumlu cephesi, Müslümanları boş vermişliği ve hiçliği katışıksız negatif anlamda nihilizmin çağdaş insanın merkezi haleti ruhiyesi olması tarzında tecrübe etmekten korumuştur. Psikoloji ve psikanaliz konusuna dönecek olursak, Batı sanat eleştirisinde bu bakış açısına hayli yer verilmesi, bu tür düşünüşün sayıca küçük fakat önemli bir İslami kesimin zihniyetini nüfuz etmesine sebep olmuştur. Söz konusu İslami kesimin önemi, psikolojik açıdan pasif gelenekçi Müslüman kitleler üzerine etkileri olmasında ve zevkleri biçimlemelerinden ileri gelmektedir. Bu şekilde geleneksel İslami edebi tenkit usulleri ve edebi zevklerimiz, cankçı ve Freudçu çevrelerden gelen tamamıyla gelenek dışı fikirlerin etkisi altına girmekte ve İslam düstur ve değerlerinin en merkezi ve en geniş mecralarından biri tehdit altında kalmaktadır. Şunu da söyleyebiliriz. Bu bakımdan cank psikolojisi, Freud okulundan daha tehlikelidir. Çünkü görünüşte kutsi ve ulvi alem ile ilgilenmektedir. Oysa yaptığı şey ruhi ve psikolojik alanları birbirine karıştırarak mukaddesat fikrini tahrif etmek ve ata fikirlerin nurani ve madde öteki kaynağını, değişik halkların ve onların kültürlerinin özü için süprintü sahasından başka bir şey olmayan bir cemi şuur altına mal ederek meseleyi saptırmaktadır. Her gerçek metafizik öğreti gibi İslam metafiziği bu galiz saptırmaya da daha evvel söylediğimiz gibi sufi tekniklerin gülünç bir taklidinden başka bir şey olmayan hacı alem psikanaliz yöntemlerine de tamamıyla karşıdır. Ama kaç Müslüman var ki bütün kusurları ve sebep olduğu bütün şerlere rağmen Batı'yı pohpohlamasın ve dikilip farklılığını haykırsın. İslam'ın karşısına 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana dikilmiş olan bir duvar da varoluşçuluk namı altında hepsi bir araya gelebilen bir takım düşünüş ve hareket tarzlarıdır. Egzistansiyalizm, çeşitli pozitivist görüşlerin ardından Müslümanlara ulaşmış batılı bir düşünce akımıdır. Tabi egzistansiyalizmin Alman filozoflarının varoluş felsefesinden Gabriel Marshall'in Tanrı inanışlı düşünüşüne, nihayet şartır ve izleyicilerinin dinsiz ve ilahsız görüşlerine kadar birçok değişik şekli vardır. Avrupa katasında bu yüzyıl başında filiz veren bu düşünüş şekli hala birçok Avrupa ülkesinde sahnededir. İslam dünyasında şimdiye kadar ciddi bir etki yapmamış olmakla birlikte, son birkaç senedir etkisini sanat yoluyla ve daha direkt bir başka yoldan felsefe ve fikri hayat ile ilgilenen Müslümanları etkileyen felsefi eserler yoluyla hissettirmeye başlamaktadır. Ve muhakkak bu olumsuz bir etkidir. Bu öğreti metafizik olmadığı ve İslam felsefesinin özünde yatan geleneksel varoluş görüşünü bir tarafa bıraktığı için özellikle dinsiz nitelikteki egzistansiyalizmin yayılışı gelecekteki İslami fikir hayatı bakımından son derece ciddi bir tehlikedir. Bir de bazı çevrelerde İslam felsefesini batı düşünüş biçimleri son olarak da egzistansiyalizm ışığında yorumlamak eğilimi vardır. Müslüman aydınlar bu tehlikeli icattan, bidattan doğrudan doğruya sorumludurlar. Ne gariptir ki bu aynı zamanda da en körü körüne ve akılsızca taklittirdi. de. Dipnot Bakınız Seyit Hüseyin Nasr, İslami Tetkikler Bölüm 8 ve 9 Dipnot sonu Eğer bu yorum tarzı devam ederse yeni Müslüman nesile çok pahalıya mal olacaktır. Bugün insan değişik Müslüman ülkelerinde kendi entelektüel ve felsefi geçmişlerini batı kaynaklarından öğrenen Müslümanlara rastlamaktadır. Söz konusu kaynakların birçoğunda faydalı bilgiler mevcuttur ve bunlar salt bilimsel açıdan değerlidir. Ama zaruri olarak gayri İslami bir açıdan kaleme alınmışlardır. En geniş anlamda düşünce ve felsefe sahasında en ziyade mağdur olan ülkeler üniversitelerinde öğrenim dili olarak İngilizce yahut Fransızca kullanan ülkelerdir. Bunlar Pakistan, Hindistan'ın Müslüman kesimleri, Malezya, Nijerya ve Mağrip'te Fas ve Tunus gibi ülkelerdir. Müslümanlar harıl harıl sömürgeciliğe karşı koymaktan bahsederken onların sömürgeciliği yani zihnin sömürgeleştirilmesini yenmeleri kendi kültürlerini ve özellikle onun zihni ve ruhi nüvesini kendi görüş açılarından ele almaları zamanı gelmiştir. Eğer entelektüel miraslarının bazı cephelerini reddetmek isteyen Müslümanlar da olursa her şeyden evvel kendilerine kalan mirası öğrenmeleri gerekir. Kabul de, redd de bilgiye istinad etmelidir. Ve insan hangi istikameti seçerse seçsin bilgisizliğin mazereti yoktur. İnsan gerçek anlamda bilgi sahibi olmadan nasıl ki bir şeye derinlemesine hüsnü kabul göstermezse bilmediği bir şeyi de reddedemez. Kimsenin sahip olmadığı bir şeyi fırlatıp atamayacağı çok basit bir gerçektir. Ama bugün bu sık sık unutulmaktadır. Bu konu bana birkaç yıl önce şöhretli bir zen üstadı önde gelen bir Batı Üniversitesi'ni ziyaret ettiğinde meydana gelen bir olayı hatırlattı zen inanışı konusundaki konferans bitince bir öğrenci şunu sordu. Acaba zen ustaları Budist yazmaları yakmalı ve Buda heykellerini kaldırıp atmalı değil miydiler? Üstad şöyle cevap verdi. Evet ama ancak elindeki kitabı yakar, elindeki putu atarsın. Bu son derece manidar bir cevaptı. Üstadın demek istediği şu idi. İnsan bir dinin akide yönünü ancak onu talim etmek, iç manasını kavramak yoluyla aşabilir biçimlerin ötesine ancak öyle geçebilir. Akideleri tatbikata koymayan birisi onun ötesine geçmeyi asla ümit edemez. Ancak altına düşer ve bu düşüşü de biçimleri aşmak diye tefsir eder. Aynı şey bir başka düzeyde insanın geleneksel fikri mirası içinde geçerlidir. İnsan eskilerin değişlerini anlamadan onları aşamaz. Öyle yapmaya çalışan acınacak cehaletini ve genişlemesini ve geleneksel düşünüş düsturlarından bağımsız olmak gibi görünen o şeyi ki aslında insanın kendi doğasının sınırlamaları altına girişidir ve mahpusluğun en kötüsüdür, ruh dünyasının sınırsız ufuklarından gelen ve ancak din yoluyla onun akla hitap eden öğretisi yoluyla erişilebilecek hürriyet ile karıştırır. Günümüz Müslümanları ne tarafa gidecek olurlarsa olsunlar, bulundukları noktadan yola çıkmaları gerektiğini anlayacak kadar gerçekçi olmak zorundadırlar. Meşhur bir Çin atasözü, bin millik seyahat bir adımla başlar demektedir. Şimdi bu ilk adımın zaruri olarak kişinin bulunduğu yerde atılması gerekir. Ve bu maddi olarak nasıl doğru ise kültürel ve manevi olarak da aynı şekilde doğrudur. İslam alemi her ne yana gitmek istiyorsa İslam geleneği gerçeğinden ve kendi muhayyel değil hakiki durumdan işe girişmelidir. Bu gerçeği gözden uzak bulunduranlar hiç de iyi yol kat etmezler. Ancak yerlerinde saydıkları halde yürüdüklerini sanırlar. Müslümanlar için fikir lideri olmak isteyen bir Pakistanlı, İranlı yahut Arap aydını eğer başarılı olmak ve İslam camiasında kopmamak istiyorsa kim olduğunu unutmamak zorundadır. Lahor'un, Tahran'ın ya da Kahire'nin bir köşesini Oxford yahut Sorbon'a benzetmeye ne kadar çalışırsa çalışsın yapamayacaktır. Müslümanların kendilerini anlamadığından ve kıymet vermediğinden yakınan batılılaşmış sözüm ona Müslüman aydınlar, kendilerinin kendi kültürlerini ve toplumlarını anlamayı ve değer vermeyi reddetmiş oldukları için kendi cemiyetleri tarafından itildiklerine bir türlü akıl erdirememektedirler. Onların bu şekilde itilmeleri bir hayat işaretidir. İslam kültürünün hala diri olduğuna bir kanıttır. Felsefe bakımından üniversitelerin kendi diliyle öğretim yapan Müslüman ülkelerin durumu daha iyidir. Özellikle İran'da İslami düşünce biçimi hala yaşayan bir gelenek olarak sürmektedir. Oysa geleneksel aydın tabakanın esaslı eleştirilerine uğramadan felsefe adına ortaya bir şey atmak kolay şey değildir. Tabi İslam dünyasının bu kesimi de İslam düşüncesini batı felsefesi açısından irdeleyen pısırık eserlerden kurtulamamıştır. Ama yukarıda ima edilen iki sebebe bağlı olarak batı felsefesinin buradaki etkisi daha azdır. Söz konusu bu sebepler dil maniası ile hala yaşayan bir İslami felsefe geleneğidir. İkbal'in iki İngilizce eserinin İran'da metafiziğin gelişimi ve İslam'da dini düşüncenin yeni kapısı, Pakistan'daki ve bunların Farsça çevirilerinin İran'daki etkisi tetkike değer bir durumdadır. Ama yine de kendi dilini konuşan Müslüman ülkelerde bile felsefeyi İslam'a tamamıyla yabancı bir açıdan ele alan, felsefetuna, bilim felsefemiz gibi adlar taşıyan Farsça ve özellikle Arapça eserler verilmektedir. Şu hale bakın, sanki felsefe bir hakikate bakış şekli, yahut hikmet yahut sofya, arayış, şekli olarak benim yahut bizim olabilirmiş gibi. Hiçbir gelenekçi Arap yahut İranlı düşünür böyle bir ifade kullanmamıştır. İslam felsefesine emeği geçen Müslümanlar için felsefe her zaman el felsefe yahut el hikmet olmuştur. Bu gerçeğe bir bakış şeklidir ki bireysel nizamı aşar ve hakkın el hakkın kendisinden kaynaklanır. Müslümanların konuştuğu dillerde bizim felsefemiz yahut benim düşünüşüm gibi kavram ve tabirlere rastlanması bile İslam akidesinden sapmanın derecesini göstermektedir. İşte bu hatalara karşı İslam düşüncesinin engin hazinelerinde yatan gelenekçi doktrinler silah olarak kullanılmalı ve bu kaynaklardan cevaplar bulunmalıdır ki İslam entelektüel hayatı daha fazla aşınmaya uğramasın. Varoluşçuluk ve İran'daki geleneksel İslam felsefesi konusuna dönecek olursak bu ülkede asıl olanın var olmak oluşu asalet el vücut üzerine bina edilmiş kendisi de felsefet el vücut adını alan bazıları bunu yanlış bir şekilde egzistansiyelizm diye çevirmişlerdir. Gelenek halinde bir felsefenin olması yüzünden Avrupa egzistansiyelizmi bu çevrelerden güçlü bir muhalefet görmüştür. Esasında i̇bn Sina'dan ve Sühreverdi'den tutun, mevcudiyet metafiziğinin büyük hocası Sadrettin Şirazi, Molla Sadri'ye kadar geleneksel İslam felsefesini tetkik etmiş olanlar, varoluş konusundaki geleneksel İslam felsefesini çağdaş egzistansiyelizmden ayıran derin bir uçurumu hemen fark edeceklerdir. O egzistansiyelizm ki en derin denilen cephelerinde bile o da ancak bölük bölük olmak kaydı geleneksel metafizik öğretisinin kaba hatlarına erişebilir. Batıda İslam felsefesinin bu sonraki safhasını belli bir ölçüde de olsa ortaya koyan yegane düşünür olan Henry Corbin, Çevirip yayınladığı Sadreddin Şirazi'nin Kitab-el Meşayir adlı eserine Fransızca adı Metafizik Mükaşefeler kitabı yazdığı ön sözde hem İslam felsefesini egzistansiyelizmden ayırt eden görüşleri hem de İslam felsefesinin egzistansiyelist görüşe getirebileceği ıslahatı izah etmiştir. Dipnot Bakınız Molla Sadri Kitab-el Meşayir Metafizik Mükaşefeler kitabı Tahran Paris 1964 Girişin 4. Bölümü Ayrıca bakınız T. Izutsu. Varoluş Fikri ve Hakikati. Tokyo 1971. Yalnız bu kitapta İslam yaratılış biliminin derin bir analizi olmakla birlikte ikinci bölümde Batı varoluşçuluğu ile yapılan bazı kıyasları kabul etmemiz olanaksızdır. Dipnot sonu. Sartre'ı ilk defa egzistansiyelizme çeken şeyin Corbin'in Heidegger'den çevirdiği Varoluş ve Zaman adlı eser olması ilginçtir. Oysa Corbin bu düşünüşe tamamıyla yüz çevirerek Suhreverdi'nin Işıklı Doğu Deryası'na ve Sadreddin Şirazi'nin nurlu varoluş felsefesine yöneldi. Bu müzakereyi kapatmak üzere son bir nokta derc edilmelidir. O da çağdaş ilerlemenin bir eseri olmakla birlikte şu günlerde Müslümanlarda dahil herkesin yaşamı için bir tehlike teşkil eden çevre kirlenmesi sorunudur. Bugün hadiselerden haberdar olan bir kimse hiç olmazsa maddi alanda Karşımızdaki en yakın sorunun çevre bozulması sorunu insan ile doğal çevresi arasındaki dengenin kaybı yahut yok edilmesi meselesi olduğunu bilir. İslam'da da İslami bilimlerde de bugün bütün dünyanın karşısına çıkan bu büyük sorunun azami ölçüde çözümüne yarayacak özel ve zamanlı bir mesaj vardır. Ancak bu mesaj bizzat modernize Müslümanlarının asgari ilgisine konu olmuştur. Müslümanların astronomi, fizik ve tıp gibi tabiat bilimlerini cevval bir biçimde ele aldıklarını ve doğa ile aralarındaki denge ve ahengi kaybetmeksizin bu bilimlere katkıda bulunduklarını biliyoruz. Onların bilimsel çalışmaları daima bir doğa felsefesi çevresinde yürütülmekteydi ve bu çerçevede İslam perspektifinden evrenin yapısına bakış ile uyum halindeydi. İslami bilimin arkasında gerçek bir doğa felsefesi yatar ki eğer bu felsefe çağdaş bir dil ile ortaya konursa, şimdiki sahte doğa felsefesinin yerine geçebilir. O sahte felsefe ki, ilk ilkeler konusunda gerçek metafizik bir anlayışın yokluğu da eklenince, insanın doğa ile olan ilişkilerinde çıkmaza neden olmuştur. Dipnot Seyit Hüseyin Nasr İslam'da Bilim ve Medeniyet Cambridge 1968 ve Seyit Hüseyin Nasr İslam Evren Doktrinlerine Mukaddime Cambridge 1964 dipnot sonu. Oysa Müslümanlar İslami ilim birikimini nadiren tetkik etmişlerdir. Böyle bir tetkik yaptıklarında da bu genellikle bir aşağılık kompleksine dayalıdır. Müslümanların bilimsel buluşları batılılardan evvel yaptıkları ve bu nedenle de kültürel açıdan batıdan geri kalmadıkları kanıtlanmaya çalışılır. Söz konusu değerli birikim çağdaş bilimin ve onun teknolojide uyarlamasının insanlar için sebep olduğu feci çıkmazı engelleyebilecek alternatif bir doğal düzen bilimi olarak pek görülmemiştir. Feraseti olan Müslümanlar, sonucunu bugün gördüğümüz 17. yüzyıl bilim devrimini kendileri gerçekleştirmedikleri için sevinseler gerektir. Müslüman alim ve düşünürler, İslami bilimlerdeki doğa felsefesini canlandırmak ve söz konusu bilimleri bizzat etüt etmek amacıyla eğitilmelidirler. Bu öneri bugün İslam'ın Rönesans'ın yolunu açması ile övünen birçok modernize Müslümanın tuttuğu yoldan dağlar kadar farklıdır. Bunlar şöyle düşünüyorlar. Rönesans tarihte büyük bir olay olduğuna ve İslam kültürü Rönesans'ın zuhuruna yardımcı olduğuna göre İslam kültürü değer taşısa gerektir. Bu saçma bir mantık. Zira Rönesans batılı insanın Allah vergisi dinine karşı isyan ettiği bir devirdir. Ve batı bugün daha çok Rönesans devrinde atılmış adımlarının ceremesini çekmektedir. Müslümanlar Allah'a isyan etmedikleri ve insanlığın unutulduğu bir dünyaya sebebiyet veren o ruhsuz insancılıkta hiçbir payları olmadığı için memnun olmalıdırlar. Esasen İslam'ın yaptığı, insanın, bireyin, promet yahut titan örneğindeki gibi Allah'a isyanını önlemekti. Rönesans sanatına bol bol tasvir edilen bu isyanlar, Allah'a teslimiyet esasına dayanan İslami ruha taban tabana zıttır. Evet, İslam bilim ve kültürü batıda Rönesans'ın ortaya çıkışına neden olmuştur. Ama onun İslami öğeleri ancak İslami niteliklerini kaybettikten, onlara anlam ve önem kazandıran bütünden koparıldıktan sonra o işlevde kullanılmışlardır. Müslümanlar İslami bilimleri iki amaçla tahsil etmelidir. Önce çoğu cebirin ilk birkaç kuralını öğrenince duayı terk eden genç Müslümanlara yüzyıllar boyu Müslümanların bilimsel çalışmalar yaptıkları, bu arada bugün ortaokul ve lisede okutulan matematiğin çoğunu ortaya koydukları, bu arada da yine dinine bağlı Müslümanlar olarak kaldıkları anlatılmalıdır. İkinci olarak da İslami bilimler ile İslam felsefesi, ilahiyat ve metafiziği arasındaki ahenk ortaya çıkarılmalıdır. Aynı ahenk, yukarıda değinilen doğa felsefesi ile de yakinen ilgilidir. i̇bn Sina, El-Biruni, Hayyam ve Nasreddin Tusi gibi alimlerin şaheserlerinden bu iki amaçla da yararlanmak mümkündür. Nihayet bir daha kesinlikle belirtilmelidir ki İslam'ı ve İslam uygarlığını muhafaza için İslam geleneğinin bilinçli ve akıllı bir savunmasını yapmak gerekmektedir. Çağdaş dünya ve onun yetersizliklerinin de tam bir seviyeli eleştirisi yapılmalıdır. Bugünkü değişim hızı nedeniyle Müslümanlar batının girdiği çıkmazın aynısına yahut daha kötüsüne girmeksizin aynı yolu izleyebileceklerini sanmasınlar. Müslüman aydınlar burada belirtilen ve belirtilmeyen engellerle yüzleşirken nefslerine güven duymalıdırlar. Sadece savunmada olmaktan kurtulmak için değil, aynı zamanda inisiyatifi ele almak ve ellerindeki Allah vergisi hikmet hazinesinden hasta şifayı istiyorsa, iyileştirici ilacı temin etmek için aralarında safları sıkıştırmakla kalmamalı, diğer büyük Asya gelenekleriyle de el ele vermelidirler. Fakat günümüz koşullarında iyimser olmayıp her şeyin korunamayacağını kabul etmek dahi hakkın tebliği bütün eylemlerin en hayırlısıdır. Ve etkileri genellikle düşünülenin ötesine geçer. Onun için hak tebliğ edilmeli ve karşısına çıkılan her yerde İslam'ın seviyeli bir savunması yapılmalıdır. Başarı Allah'tandır. Kur'an'ın dediği gibi batıl yok olmaya mahkumdur. İsra Suresi 81. Ayet Doğu, Batı ve Felsefe Dipnot Yazının orijinali 1974'te Journal of the Regional Cultural Institute'de Philosophy East and West Necessary Conditions for Meaningful Comparative Study başlığı ile yayınlanmıştır. Yazar Tahran Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir. Dipnot sonu Çağımız insanı sanki bir Babil Kulesi'nde yaşamaktadır. Ve bu Babil Kulesi hem de insanlar arasındaki temasların görünüşte insanlık tarihinin hiçbir devresinde olmadığı kadar kolaylaştığı bir zamanda insanlar arasındaki bağlantıyı neredeyse ortadan kaldırmış durumdadır. Zaten hikmetin ortak dili kaybedilmiş olduğundan bilhassa modern dünya ile doğu gelenekleri arasında üzerinde anlamlı bir diyalog kurulabilecek bir zeminde kalmamıştır. Ama insan, insanlar arasındaki bağlantının hiç denecek kadar aza indiği bir dönemde bütünleşmiş tek bir insanlıktan ve hümanizmden bahsedebilmektedir. Ne var ki günümüzde insanların şimdiye kadar üzerinde birleştikleri ilahi zeminle olan hayati göbek bağları kesilmiştir. İnsanlar arasındaki mesafenin artık hümanizm köprüleriyle aşılamayacak kadar açıldığı küçük birer adacığa döndürülmüştür. İşte bu gerçek felsefede olduğu kadar yani insanın diğer bütün bilgi şekillerinin nihai çerçevesinin ve eylemlerinin değerini belirleyen bilgide olduğu kadar hiçbir alanda belirgin ve geçerli değildir. Hem doğunun ve hem de batının düşüncesiz müfritleri, çağımızın tipik özelliği olan ve batılılaşmış doğulularda batılılardan daha fazla rastlanan idrak eksikliği yüzünden anlamlı bir zihni entelektüel diyaloğu ve felsefe ile metafizik arasında esaslı bir karşılaştırmalı inceleme yapılmasını büyük ölçüde engellemişlerdir. Bir taraftan en büyük veliler ve arifler şüpheci filozoflarla karşılaştırılırken Diğer taraftan da ilhamın çeşitli seviyeleri tamamen birbirine karıştırılmıştır. Bu arada Tolstoy bir mahatma yani kendini çileye sokan bir Hindu lider gibi görülmüş. Hume'un nedenselliği, illiyeti inkarı bir yönüyle eşari ilahiyatına, bir yönüyle de Budizm'e bağlanmış. Şankara Alman idealistlerine Nietzsche Mevlana Celaleddin Rumi'ye eş tutulmuştur. Bu konuda akla hemen geliveren örneklerdir bunlar. Doğu kökenli doktrinler konusunda çalışmalar yapan Batılıların çoğu bu öğreticileri cismani felsefelere indirgeyip alçaltmaya çalışmışlardır. Öte yandan genellikle pek gizleyemedikleri bir aşağılık kompleksinin acısı içindeki batılılaşmış doğullar ise doğu kökenli doktrinlere saygınlık kazandırmak için bu öğretilere şu veya bu batılı filozofun hatta çoğu zamanda böyle bir karşılaştırmanın yapıldığı zamanda itibarını yitirmiş modası geçmiş bir batılı filozofun düşünceleri ile uyum içinde olma şerefini bahşetmişlerdir. Ayrıca bu grupların her ikisinde de söz konusu edilen felsefenin kendisine kaynak olan gerçekle, bu gerçeğin tecrübeyle veya doğrudan doğruya edinilen bilgileriyle ilişkisi unutulmakta ve gerçeklik seviyeleri birbirine karıştırılmaktadır. O halde bu sorunun çözümü için atılacak ilk adım, önce ne ile neyin karşılaştırıldığını açıklığa kavuşturmak, karşılaştırmanın yapılacağı platformdaki kargaşayı ortadan kaldırmaktır. Dolayısıyla önce felsefe derken kastedilen şeyin ne olduğu sorusu sorulmalıdır. Aslında bu son derece karmaşık soruya metafizik kesinliğin ışığında açık bir cevap verme imkanı yoktur. Fakat bu konudaki tartışmaların pek çoğunda işte böyle bir aydınlık olmadığı içindir ki, daha tartışılacak problemin tanımında bile feci bir kargaşalık hüküm sürüp gitmektedir. Doğu ve Batı geleneklerinde felsefe terimine farklı anlamlar yüklenmektedir. Ne var ki Batı'nın filozofya prennisi olsun, Hinduizmin sanata darması olsun, İslam'ın hikmeti ledüniyesi olsun, hepsi de temelde bütün hak felsefelerin aradığı sofya yani hikmetin mahiyeti konusunda köklü bir anlaşma, bir uyum içindir. Zaten Doğu ile Batı işte sadece bu hikmetin kucağında birleşebilir. Dipnot Kabul etmekteyiz ki üzerinde Doğu ve Batı'nın etkili bir uyuşma sağlaması mümkün olan tek tezin, bütün çağlarda bütün insanlar için aynı kalan ve bütün çevre özelliklerinden bağımsız olan halis idraktır. Dipnot sonu Şayet tartışmanın başında felsefeye bugün batıda ve batı dillerinin çoğunda verilen anlam kabul edilirse, günümüzün tedirginlik ve korku gibi duygular üzerine kurulu antirasyonalist akımları bir tarafa bırakıldığında, Batıda felsefenin mantıkla ve mantığın uygulamalarıyla neredeyse eş anlamlı sayıldığı görülür. Dipnot. Bizim anladığımız felsefe ve aynı zamanda bugün felsefeden anlaşılan her şeyden önce mantıktır. İşte Guenon'un bu tanımı felsefi düşünceyi gerçek yerine oturtmakta İşte Guenon'un bu tanımı felsefi düşünceyi gerçek yerine oturtmakta ve onu gerçeğin aracısız bir kavranışı olan entelektüel sezgiden kesin olarak ayırmaktadır. Sonu. İşte Batı'nın bu felsefesidir ki kimi zaman Sen Bonaventure ve St. Thomas'ta olduğu gibi vahiy ve ilahiyat ile ya da entelekt asli anlamıyla idrak olarak düşünüldüğünde entelektüel sezgi ile birlikte yürümüştür. Dipnot Mantık idrakın bir parçası olarak da işleyebilir. Tam tersine kendini bir yanlışın hizmetine de verebilir. Bunun da ötesinde idrak eksikliği mantığın değerini düşürebilir hatta onu hiçleştirebilir. Dolayısıyla felsefe hemen her şeyin aracı olabilir. Bünyesinde derin ontolojik kavrayışlar bulunan bir aristoculuk olabildiği gibi, mantığı kör ve gerçek olmayan bir işlem şeklinde gören, kendi gölgesinden ibaret sayan bir varoluşçuluk olarak dejenerede edilebilir aslında insanı sanki bir çuval meşe kömürünü yerleştirmiş gibi gerçeğin merkezine oturtan ve bunu aptalca savunan elem gibi, ıstırap gibi subjektifliği ve göreceliği apaçık kavramlara dayanan bir metafizik için ne denebilir ki? Dipnot sonu Kimi zaman 17. yüzyılda olduğu gibi matematikle ya da fiziksel bilimlerle baş göz edilmiştir. Kimi zaman da İngiliz ampresizminde olduğu gibi sadece duyguların verilerini analiz edip inceleme ve uygulamaya koyma amacının hizmetine verilmiştir. Diğer taraftan asli anlamıyla gerçeğin aracısız ve ani olarak tecrübe ile duyumlanmasından kaynaklanan bilgi olan metafizikte, batıda Aristo sayesinde bir felsefe dalına indirgenmiştir. Bunun bir sonucu olarak da Plotinus gibi Proclus, Dionysus, Eregena ve Kusalı Nikolas gibi isimlerde sıradan birer filozof olarak düşünülmüştür. Halbuki felsefenin yukarıda verilen tanımı kabul edilirse, bu sayılan isimler değil Descartes ve Kant gibi isimlerle, bu iki grubun arasında bir yeri olan aristocu ve tomis filozoflarla bile aynı kategoriye sokulamazlar. Ani tecrübe veya görüş yoluyla bilgi sahibi olan idrak ile bir nispetten ibaret olduğu için sadece analiz yoluyla, bölme yoluyla bilgi sahibi olabilen akıl arasındaki temel fark unutulmuştur. İşte bunun içindir ki bir siciyen tesakra yani ilahi ilim olan metafizik ile tamamen insani bir zihin faaliyeti olan felsefe arasındaki temel fark da gözden kaçmış, kaybedilmiştir. dipnot Metafizik öğreti evrensel bir gerçeğin zihinde vücut bulmasıdır. Felsefi sistem kendi koyduğumuz belli sorunları çözmek için yapılan bir akli girişimdir, çabadır. Bir kavram sadece onun hakkındaki bilgisizlik ölçüsünde problem olur. F. Schoen, Spiritual Perspectives and Human Facts, Spiritual Görüş Açıları ve İnsani Gerçekler, Londra 1953. Guenon da bu ayrımı birçok eserlerinde derinlemesine incelemiştir. Dipnot sonu. Hatta çağdaş dünyanın çok farklı felsefe akımlarında bile bunların hepsi bir ortak payda altında toplanıvermiştir. Problemi daha da zorlaştıran bir husus ise şudur. Bugün Batı'nın kabullendiği felsefe tanımına rağmen manevi, spiritüel bir dünya görüşünün teorik yönü olarak yahut da özgün anlamıyla metafizik, teosofi olarak kabullenilen felsefenin izleri de kelimenin anlamından ayrılmakta, bu ikinci anlamda marjinal varlığını hep sürdürmektedir en azından halk dilinde felsefe terimine iki farklı anlam yüklendiği kolayca ayırt edilebilir. Dipnot Kumara de yukarıda zikredilen eserinde birleşmeleri sadece idrakta mümkün olan bu iki felsefe kavramını birbirinden ayırmaktadır. Buna göre felsefe bilginin idrakıdır. Korreksiyon du savoir pensedir. Ama bunun da ötesinde felsefe sadece belirli düşünme yollarının değil, genelde düşünmenin idraki olarak, düşünmenin ne olduğunun tahlili olarak ve düşüncenin nihai çerçevesinin mahiyetinin araştırılması olarak da görülmektedir. Dipnot sonu. Bunlardan biri yukarıda verilen teknik anlamdır. Diğeri de hikmettir. Hikmetin idrakıdır. İşte bugün ne profesyonel Avrupa felsefeleri bile bu ikinci anlama şimdiye kadarkinden çok daha şiddetle karşı çıkmaktadır. Onun için bu tarz düşüncelere felsefe denememektedir. Zaten mantıken de bunlara misosofi demek daha doğru olur. Konuya Budizm, Taoizm ve Hinduizm gibi doğu kökenli gelenekler ve İslam açısından bakıldığında durum yukarıda anlatılanın tamamen tersidir. İslam'ın tamamıyla değil ama birçok yönüyle Batı'nın Aristo felsefesine karşılık olan Meşai Mektebi, Muhammed İbni Zekeriya El Razi gibi bazı şahsiyetlerin Hintle Çin'in bazı önemsiz ekolleri bir tarafa bırakılsın, o zaman Doğu geleneğinde Batı için yukarıda açıklanan yaygın anlamıyla felsefe denebilecek hiçbir şey bulunmaz.'' Bunun gerçek nedeni ise Doğu'nun temel geçerli entelektüel geleneklerinde felsefenin doğrudan doğruya spiritüel alemin dolaysız tecrübe ile duyumlanmasına ve zihinsel sezgiye bağlanmasından ve zihinsel sezgiye bağlanmasından başka bir şey değildir. Doğu felsefesi diye adlandırılan şeyler çoğu zaman spiritüel dünya görüşlerinin teorik yönleridir. Bu dünya görüşleri ise bir kavrama metoduna sıkı sıkıya bağlıdır. Vahiden, ilhamdan ya da sistemi türeten gelenekten hiç ayrılmazlar. Bu nedenle de söz gelişi rasyonalist felsefeden ve Çin ya da Hint felsefesinden aynı şekilde söz etmekte terimler açısından bir çelişki vardır. Evet, felsefe terimini biri manevi, spiritüel tecrübeyle bağlanmış idrak ve diğeri de manevi tecrübeden tamamen kopuk bir akli örgü gibi iki farklı anlamda kullanmadıkça böyle bir çelişki vardır. Zaten birçok karşılaştırmalı felsefe çalışmasını değersiz ve yanlış hale getiren şey de tek bilgi kaynağı bu konudaki malum akademik çalışmalar olan kimselerin gözünde doğu metafiziğinin önemini hiçleştirecek kadar azaltan şey de işte bu temel farktan haberdar olmamaktır. Evet, doğunun metafiziği bir akli faaliyet konusu olmaktan çok uzaktır ve başlıca amacı da insanın akıl düzlemini aşmasını sağlamaktır. Yukarıda açıklanan farklar göz önünde tutulduğunda ve genelde Doğu felsefesi diye adlandırılan düşüncelerin doğmasında ve yaşamasında modern Batı felsefesindeki durumun aksine dinin ve spiritüel manevi kavrama yöntemlerinin vazgeçilmez rolleri dikkate alındığında ortaya şu çıkar. Doğu ve Batı felsefeleri arasında anlamlı bir karşılaştırmalı inceleme yapabilmek için gerekli ilk şart Doğu ve Batı'daki dinsel ve metafizik geleneklerin yapılarını, anlam seviyelerini tam olarak bilmektir. Dinler birbirleriyle karşılaştırılarak incelenebilir. Karşılaştırmalı din bilimi alanında yapılan da budur. Doğunun ve batının mistik ve kapalı grup öğretileri de birbirleriyle karşılaştırılabilir. Son zamanlarda karşılaştırmalı mistisizm diye adlandırılan ve aslında karşılaştırmalı dinler bilgisinin bir dalı olan alanda da yapılan budur. Dipnot Bu alan son birkaç on yılda R. Otto Elgardet, D.T. Suzuki ve A. Graham gibi birçok tanınmış bilim adamına çekici gelmiştir. Karşılaştırmalı mistisizm kendinden önce Arguenon, A.K. Kumares Weymi'nin zirveye tırmandığı yoldan giden F. eserinde en derin boyutlarına ulaşmıştır. Deep NOTE sonu O halde bu karşılaştırmalı felsefe dalında ne yapılır? Görünüşte birbirine benzeyen fakat temelde farklı öğretiler arasında bazı sığ, yüzeysel karşılaştırmalar mı? Eğer karşılaştırmalı felsefe ciddi bir şey ise değişik düşünce yollarını, bilginin değişik kaynak ve şekillerini ve farklı bilimleri belirleyen matrisleri birbirleriyle karşılaştırır. Evrenin ve eşyanın mahiyetini içeren bu bütünsel görüşler, söz konusu edilen felsefeyi doğuran dinsel ve teolojik temellerden ayrı düşünülemez. Dolayısıyla söyledikleri protestanlığın ve İslam'ın ışığında ele alınmadıkça, mesela bir Emerson ile bir hafız ya da bir sadinin yüzeysel bir karşılaştırmasını yapmakta hiçbir anlam yoktur. Söz konusu edilen dinin etkisi ister olumlu ister olumsuz olsun dinsel temellere inmeden karşılaştırmalı felsefe yapmak, müzik içinde bulundukları melodileri dikkate almaksızın sadece notaları birbirleriyle karşılaştırmak kadar gülünç ve saçma bir şeydir. İnsanın çeşitli melekeleri arasındaki üstünlük sırasını ve insanın erişebildiği çeşitli bilgi şekillerini dikkate almaksızın karşılaştırmalı felsefe çalışmaları yapmak yine mümkün değildir. Bugün birçok batılının doğu geleneklerini hatta kendi geleneklerini kavramasını engelleyen trajik denebilecek ölçüde talihsiz yaklaşım şudur. Batılılar insanı fizik ötesi boyutu budanmış, iki boyutlu bir çağdaş insan modelinde inceleme arzusundadır. İşte modern dünyadaki bu tür bir insan kavramı, geleneksel insanın çok katlı varlık seviyelerinin ve kendisine erişen çeşitli bilgi şekillerinin daima bilincinde olan geleneksel insanın anlaşılmasında en büyük engeldir. Dipnot Bakınız Seyyid Hüseyin Nasr, Who is man? The perennial answer of Islam. İslam nedir? İslam'ın ölmez cevabı. Studies in Comparative Religion, 1968. Dipnot sonu. Bir an için kör bir insanın dört duyusuyla edindiği duyumlara, tecrübelere dayanarak bir dünya görüşü, bir felsefe geliştirdiğini düşünelim. Böyle bir felsefe elbette ki dört duyuya ilave olarak görme duyusuna da dayanan bir felsefeden hayli farklı olacaktır. İşte tıpkı bunun gibi insanın sadece duyularıyla edindiği duyumların rasyonel bir analizi üzerine kurulmuş bir felsefe de aklı ve duyumlanan dünyayı aşan bir başka dünyanın tecrübelerine dayanan bir felsefeden ne kadar farklı olacaktır? İnsanda kalp gözünün yani tasavvuf ehlinin aynel kalp ya da çeşmi dil dediği Hinduların da aynı anlamda üçüncü göz adını verdiği gözün çalışması insanın gerçeği tecrübe etmesini ya da insanın gerçekle temasını mümkün kılar. Bu ise hem insanın gerçeğin mahiyeti konusundaki felsefesini etkiler ve hem de bu gözle idrak maddesel varlığın mahiyeti hakkındaki görüşlerine çok değişik renkler kazandırır. Diğer taraftan bilginin çeşitli seviyeleri arasındaki üstünlük sırasını tam anlamıyla bilmeden de anlamlı bir karşılaştırmalı felsefe çalışması yapmanın imkanı yoktur. Bilgide en azından dört esas seviye sıralanabilir. Bunlar idraki entelektüel bilgi, imajinasyonun veya Arapçadaki hayalin olumlu anlamıyla muhayyel, doğurgan bilgi, akli, rasyonel bilgi ve duyumlanan, hissedilen bilgi seviyeleridir. Bu bakımdan söz gelişi Şankara'nın şunu ya da bunu söylediğinden, Berkeley'in veya falanca 18. yüzyıl filozofunun da aynı görüşü savunduğundan bahsedenlere sorulacak şey aslında şudur. Acaba bunların her ikisi de aynı bilgi edinme vasıtlarına sahip miydiler? Aynı şekilde şu ya da bu varoluşçu filozofun Molla Sadra yahut Hikmet sahibi bir başka Müslüman gibi bir varoluş tecrübesi geçirdiğini ortaya atanlara sorulması gereken ilk şey şudur. Asıl varlığı Allah'ı inkar eden bir filozofun varoluş tecrübesi geçirmesi acaba mümkün müdür? Değildir. Çünkü insan varlık tecrübesini yalnız ve yalnız asıl varlığın Allah'ın bir lütfu olarak ve Allah'ın bildirdiği yollardan geçerek edinebilir. Bu yollarsa evrensel idrakin din diye vahiy diyebildiği objektif tebliğlerdir. Evet, felsefeler arasında bir karşılaştırma yapılacağı zaman önce söz konusu edilen felsefenin kaynağının ne olduğu sorusu sorulmalıdır. Yani önce bu felsefenin muhakemeden mi, empirik analizlerden mi yoksa madde ötesi spiritüel görüşlerden mi kaynaklandığı bir başka ifadeyle bilginin, bilgi sahibinin varlığının hangi yönüne bağlı bulunduğu açıklığa kavuşturulmalıdır. Bu noktada Aristo'nun bilginin bilgi sahibinin mevkiine bağımlı olduğu yolundaki özlü sözü daima akılda tutulmalıdır. Mantık veya tabiat felsefesi gibi bazı sınırlı dallarda yukarıda söz konusu edilen temele kadar inmeden de büyük ölçüde tutarlı karşılaştırmalar yapılabilir. Gerçi bu dallarda dahi çeşitli unsurlar temellerinden tamamen soyutlanamazlar. Ama yine de mesela Hindu mantığı ya da İslami mantık ile Batıdaki değişik mantık ekolleri arasında yahut da Hindistan'da ya da İslam'ın Eşari Mektebi'nde geliştirilen atomizm ile batıdaki atomizm arasında bir karşılaştırma yapmak en azından son çağdan önceki devirler için bir ölçüde de olsa mümkündür. Ama bu belirli sınırlar aşılır aşılmaz dayanılan temel sorunu ve bilginin kaynağı sorunu yine fevkalade önemli konular olarak ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde Hint ya da Fars öğretileri arasında yahut da İslam felsefesi ile Batı'nın skolastik felsefesi arasında modern çağdan önceki devirleri kapsayan ciddi bir karşılaştırmalı inceleme yapmak imkanı vardır. Bu tür bir çalışma hem morfolojik benzerlikler ve hem de tarihsel münasebetler açısından anlamlıdır. Ama modern çağ söz konusu edildiğinde bu durum birdenbire ve tamamıyla değişmektedir. Dipnot Descartes ve Spinoza gibi bazı 17. yüzyıl filozoflarında da E. Gilson ve H. A. Wolfson'un eserlerinde başarıyla ortaya çıkardıkları gibi skolastik felsefeden olduğu kadar İslam ve Yunan felsefelerinden de izler bulmak mümkündür. Dipnot sonu Doğu metafiziği açısından Batı'da 20. yüzyıl felsefesi bir tarafa Rönesans'tan Hegel'e kadar bütün düşünce hareketleri tek kelimeyle anti-metafizik hareketlerden başka bir şey değildir. Hatta bunun da ötesinde bütün gerçek felsefelerin temelini oluşturan iki unsurdan gerçeğin ikiz kaynaklarından korkunç bir uzaklaşmadır. Bu ikiz kaynaklar ise geleneksel ölümsüz felsefe için vahiy ile entelektüel sezgiden, manevi idrakten ibarettir. Dolayısıyla bu dönem için yapılan karşılaştırmalı felsefe çalışmaları ya farkları, ayrılıkları ve çelişkileri konu almalıdır veya Avrupa düşünce tarihinin ana akış çizgisi dışında kalan ekollere eğilmelidir. Bu bakımdan doğu kökenli öğretiler ile batı düşüncesi arasındaki benzerlikleri konu alan bir karşılaştırmalı incelemenin bir anlam ifade etmesi ancak ya Cambridge eflatuncularının Jacob Baume, Claude Saint-Martin, Franz von Bader gibi Batılların veya batıda doğunun haberdar olacağı ölçüde meşhur olup tanınmış isimlerin ele alınmasıyla, yahut da farklı bir düzlemde Meister Eckhart gibi Angelius Silesius gibi mistiklerin incelenmesiyle mümkün olabilir. Yoksa mesela Hegel'e şu ya da bir görüşünün Upanishad'ın görüşüne benzediğini veya Hume'un Nagarjuna'nınkine benzer düşünceleri olduğunu söylemek, hem doğruyu anlamak isteyen batılıların ve hem de batıyı anlamak isteyen doğulların bu konuda köklü, derin bir anlayışa erişmesine engel olacak feci bir hataya düşmektir. Söz konusu edilen fikirlerin gerçek mahiyetini ve genel akış, konteks, siyah ve sibak içinde kazandığı anlamları göz önüne almadan gelişi güzel, köksüz karşılaştırmalar yapmakta doğulların düştüğü hatalar, doğu konusunda çalışmalar yapan bilim adamlarınınkinden daha fazladır. Her iki durumda da söz konusu edilen felsefenin temellendiği tecrübenin mahiyeti ve içinde anlam kazandığı dünya görüşü tamamen görmezlikten gelinmektedir. Geleneksel toplumların ve geleneksel olmayan çağdaş uygarlıkların üzerine kurulmuş olduğu temeller gibi uyumsuz ve çelişik unsurlar arasında uyum sağlayabilmek amacına dönük duygusal bir arzu sonucundadır ki temelde gayet derin ayrılıkların bulunduğu konularda bunlar bir tarafa bırakılıp yüzeysel benzeşimler üzerinde durulmaktadır. Bu tutum ise asıl işlevi gerçeğe hizmet etmek, çelişki ve fark gördüğü noktalarda bunları açığa vurmak olan karşılaştırmalı felsefenin rolünü en iyimser bir ifadeyle adeta duygusal bir muhabbet derecesine düşürmektedir. Farklardan söz açmışken Doğu ve Batı geleneklerini birbiriyle karşılaştıran çalışmalar yanında Doğu geleneklerini kendi aralarında karşılaştırma çalışmalarına da kısaca değinmek gerekir. Geçen yüzyılda Batı'nın Asya'da yaptığı sömürgeciliğin doğurduğu sonuçlardan biri de Bugün farklı Asya uygarlıklarının birbiriyle sınır komşusu bile olsalar birbirlerini ancak Avrupa ve Amerika'nın tuttuğu aynadan görebilmeleridir. Bu yanılgı içinde karşılaştırmalı felsefede yalnız ve yalnız kabaca doğu ve batı düşüncelerinin karşılaştırılması anlamında alınmaktadır. Bunun da ötesinde karşılaştırmalı incelemeler yapan doğulu yazarlar çalışmalarında sadece kendi geleneklerini ve batıyı söz konusu etmektedirler. Mesela Müslümanlar sadece İslam ve batıyı, Hindular sadece Hinduizm ve Batı düşüncesini ele almakla yetinmektedirler. Ama konuya Hinduizm ile İslam arasındaki münasebetler açısından bakıldığında, günümüzün İslam ve Hindu bilginlerinin Daraşüku ve Mir Ebul Kasım Findiriski gibi isimlerin bundan 300 yıl önce eriştikleri noktaya gelebilmek için bile büyük gayretler sarf etmeleri gerekmektedir. Bir avuç doğulu bilginin doğu gelenekleri arasında ciddi karşılaştırmalı incelemeler yapmaya başlamaları henüz pek yakın zamanların işidir. Yine de bu konuda çok çarpıcı bazı eserler ortaya konmuştur. Bu tür çalışmalarda elbette ki modern batıyı ele alan çalışmalara kıyasla çok daha sağlam bir ortak temel bulunmakta ve bütün doğu uygarlıklarının kökleri bu uygarlıkların hakimi durumundaki ilahi kanunda yatan ortak bir geleneğe bağlı oldukları görülmektedir. Ama bu konudaki çalışmalarda ise bu sır idraki yaklaşımı ile başlamak, doğu kökenli öğretiler arasında da sığ ve duygusal karşılaştırmalar, eşitlemeler yapmaktan kaçınmak ve her doğu geleneğinde mevcut olan çeşitli mektep ve öğretileri incelenen geleneğin genel çerçevesi içinde uygun yerlere yerleştirmek şarttır. Gerçi bugün hem derin ve hem de sembolik anlamlarıyla Avrupa ve Amerika yani kısaca Batı karşısında bir şark, bir doğu vardır. Ama bu konuda karşılaştırmalı incelemelere de derinlik kazandıracak daha doğru bir görüş, çağdaş Batı'nın karşısında bir değil, bir dizi doğu görmektir. Kaldı ki çağdaş Batı'nın tarihsel geleneğinde de Doğu ile yakın akraba gibi olan unsurlar ve dönemler vardır. Ve Doğu yalnızca coğrafi bir konum olmaktan çok ötede nur ve aydınlık, Doğulu bilginin Doğu dünyasının büyük kısmını ifade eden bir terimdir. Dipnot Bu husus Sühreverdi'nin hem Doğulu ve hem de aydınlık eseri, Hikmet el-İşrak'ın temelidir. Bakınız Seyit Hüseyin Nasr'ın not 6'da verilen eseri ve H. Korbi'nin Sühreverdi için yazdığı iki giriş yazısı. Opera Metafizika et Mystica 1945 Dipnot Sonu Bu arada karşılaştırmalı felsefe ve metafizik çalışmalarının ne faydası olacağı sorusu akla gelebilir. Batı için bu türden incelemelerin temel amacı, gelecekteki entelektüel yaratıcılığa yardımcı olmak ve kendi dışındakilere karşı pek tenkitçi olan ama kendi bütünlüğü içinde ve kendi temelleri açısından esaslı bir eleştiriden geçmeyen Batı felsefesini derinlemesine bir öz eleştiri için ölçü vermektir. Bunun yanında Doğu kökenli öğretiler, Batı'ya kendi geleneğinde var olan ama adeta bu gelenek süresinde hiç yer almamışçasına unutulan gerçekleri acilen hatırlatmak gibi önemli bir görevi de yapabilir. Bugün Doğu metafizinin yardımı olmaksızın Batı insanının kendi geleneğinin bütünüyle farkına varması da imkansız gibidir. Dipnot, Gueno'nun bu konudaki düşünceleri ile ilgili olarak Kumares şunları söylemektedir. Bu metafizik doğulu toplumlarda hala canlı bir güç olarak yaşıyorsa, Batı'nın daha doğrusu modern uygarlıkların soldurucu, çürütücü soluğu ile bozulmamışsa, Batı'yı doğulaştırmak için değil ama Batı'yı kendi hayatının ve değerinin köklerinin bilincine vardırmak için. Guenon bize doğuya dönmemizi söylemektedir. Eastern Wisdom of Western Knowledge Doğunun idraki ve Batı'nın bilgisi A.K. K. Coomaraswamy, The birth. Londra 1949. A.K. K. Coomaraswamy, Londra 1900 Londra 1949. Dipnot sonu. Bunun temel nedenleri hikmete dayalı öğretilere ve bunların kavranabilmesi için gerekli olan ruhsal tekniklere Batı'nın hemen hemen hiç erişmemiş olması ve Batı'nın hemen hemen iç Batının hemen hemen hiç erişememiş olması ve Batı'da felsefenin manevi, ruhsal bir tecrübe olma kimliğinden tamamen uzaklaştırılmış olmasıdır. Halbuki geleneksel Doğu için bunun tam tersi geçerlidir. İnsanın benliğini değiştirmeyen, varlığına katılmayan bir zihinsel faaliyet, bir disiplin an, bir disiplin anlamındaki felsefe Doğu geleneklerinin bütün Doğu geleneklerinin bütün önemli mekteplerinde anlamsız, boş hatta tehlikeli addedilmektedir. Hinduizm'in ve Budizm'in bütün ekollerinde, bu arada özellikle Vedanta ve Zen öğretilerinde olduğu kadar, Sühreverdi ve Molla Sadra gibi İslam düşünürlerinin ve tasavvufun öğretilerinde de işte bu temel vardır. Çağdaş insanın içinde yaşadığı bunalımın can alıcı noktası olan bilgi ile varlığın birbirinden ayrı düşünülmesi sorunu doğu geleneklerinde yoktur. Çünkü doğu geleneklerinde sadece bilgi sahibinin benliğini etkileyip değiştiren bilgiler gerçek bilgi olarak kabul edilir. Bu bakımdan Batı'nın Doğu'dan alacağı en büyük ders, kalıcı değere sahip gerçek bilgilere erişme yolunda manevi, ruhsal disiplinlerin oynadığı önemli rolün anlaşılması olacaktır. Ne var ki çağdaş Doğullara bu açıdan bakıldığında, bunlardan modernizm havasından etkilenenlerin çoğunda feci bir idrak eksikliği ve mukaddesle bayağıyı birbirine karıştırma, ilahi öğretilerle geçici insani düşünceleri birbiriyle telif etme gibi tehlikeli bir eğilim görülmektedir. Bu tür bir yaklaşım ise doğuda gerçek idrak ve maneviyat adına yaşayan ne varsa hepsini ortadan kaldıracak ölçüde tehlikeli bir silah gibidir. Bu konuda doğulularca düşülen hatalar herhalde batılı bilim adamlarının hatalarından çok daha büyüktür. Çünkü geleneklerin nispeten iyi korunduğu doğuda bu tür hataların manevi hasara sebep olma ihtimali çok daha fazladır. Bu çeşit yıkıcı güçlerin geçen yüzyılda doğu toplumlarını kırıp geçiren en tehlikeli örnekleri Doğu ve Batı düşünceleri arasında yapılan yüzeysel, temelsiz ve çilesiz sentezlerin ve bu düşünceleri birleştirmek için gösterilen gereksiz gayretlerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan ciddi karşılaştırmalı incelemeler, doğulu bilginlerin modern dünyanın çok karmaşık ve dolaşık düşünce şekillerini hatta modern dünyanın gerçek mahiyetini anlamalarına yardımcı olacaktır. O zaman doğulu bilginler bir taraftan kendi geleneklerinin sağlamlığını daha bir dikkatle ve daha esaslı bir noktadan savunabilecekler Diğer taraftan da bu geleneklerdeki zaman üstü ebedi gerçekleri özlerini bozmadan yepyeni bir biçimde ifade etmenin yolunu arayacaklardır. İşte bugün her halis Müslümanın daha genelde de her doğulu aydının önünde duran bu büyük görevde ciddi bir temele dayandırılan karşılaştırmalı felsefe çalışmalarından çıkacak ürünlerin değeri çok büyük olacaktır. Son olarak Doğu öğretilerinin ve Batı ekollerinin derinliklerine inen bir karşılaştırmalı inceleme Doğu ile Batı arasında bir ortak anlayışa ama insan tabiatının insandaki daha köklü ve kalıcı bir asliyeti de örten oynak zemini üzerinde ya da herhangi bir hümanizm zemininde değil, değişmez gerçekler üzerinde ister doğulu ister batılı her ehil kişinin manevi tecrübe yoluyla erişebileceği mutlak gerçekler üzerinde bir ortak anlayışa varmaya yardımcı olabilir. Evet hem doğuyu ve hem de batıyı aşkınlığında kucaklayabilecek bir birliğe erişmek ancak ve ancak metafizik öğretiyi de bir anlamda meyve olarak veren hikmet idrakı ve ruhsal tecrübe sayesinde olacaktır. Bugün modern dünyanın etkilerine maruz kalmış insanların çoğu hem doğuyu ve hem de batıyı iki ayrı kutup ve eğilim olarak işlerinde yaşatmaktadır. Bu bakımdan derinliğine bir karşılaştırmalı inceleme bugün modern dünyayı ortaya çıkaran yanlışlıkları silebilir ve doğu ile batıyı birleşebilecekleri tek noktaya güneşin doğduğu yere de battığı yere de nispeti olmayan noktaya eriştirebilir. Dipnot Bu ifade Kur'an'dan Nur suresindeki Nur ayetinin mealinden alınmıştır. Dipnot sonu İşte bu yüce noktayı araştırmak, Dolayısıyla insanın çağdaş dünyada hemen tamamen unutulan değişmez varlık sebebini adeta yeniden keşfetmek ve çağdaş dünyaya musallat olan görüş yanılgılarını düzeltmek Doğu ve Batı kökenli öğretiler ve felsefeler arasında yapılacak bütün ciddi karşılaştırmalı incelemelerin amacı olmalıdır. Zaten çağdaş dünyadaki konumuyla insan da hem doğunun ve hem de batının gerçekten düşünebilen cins kafalarından sabırsızlıkla bunu beklemektedir. Batı felsefeleri ve İslam kitabı burada son bulmuştur. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sesli Dünya kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Huzurlu günler dilerim.